İyi geceler sevgili seyirciler. Bu gece Ceviz Kabuğu'nun bu sezona ilişkin son programıyla karşınızdayız. Ağustos ayında bir kısa tatil arası veriyoruz. Eylül ayında tekrar karşınızda olacağız. Bu son programımızda, sezonun son programında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Adnan Keskin ile AKP'nin 11 yılını, son siyasi gelişmeleri, önümüzdeki yılın gelişmelerini ve sizin sorularınızı ele alacağız. Onları değerlendireceğiz. Hoş geldin Sayın Keskin. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Bizi izleyen yurttaşlarımıza iyi bir gece, güzel bir hafta temenni ediyorum. Keşke Türkiye'nin gündeminde öyle olsa. Çok İnşallah. Teşekkürler. Evet. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi, ana muhalefet partisinin ikinci kişisi olarak burada gündemi ve İktidar Partisi'nin yaptıklarını değerlendireceksiniz. İzleyicilerimizin sorularıyla birlikte en son bu Taksim Gezi Parkı olayları, halk hareketi, bunlar önemliydi. Başbakanın söylediği sürekli toplumu kışkırtan açıklamaları var malum. Gezi Parkı olayları sırasında da, ekonomide de, muhalefete ve muhaliflere karşı da, aydınlara karşı da yaptığı açıklamalar var. Mübarek Ramazan ayındayız bu arada. O da çok önemli. Ramazan nedeniyle pek çok açıklamalar yapılıyor dini açıdan. Televizyonlarda tartışma programları oluyor. Tartışma programlarının bir tanesinde, daha doğrusu kimileri tartışma programı değil de farklı formattaki programlarda tasavvuf uzmanı olarak çıkanlar bile ağır sözler ediyor. Hamileler sokakta dolaşmasınlar, bu edepsizliktir, terbiyesizliktir diyebiliyor. Diğer kanallardaki din programlarına bakıyoruz. Oralarda yapılan bazı gerici açıklamalar var. Onları da izleyicilerimize ben size hatırlatacağım. Böyle bir aydayız. Yani aslında takke düştü, kel göründü gibi oldu Ramazan bir yerde. Bu son tartışmalardan başlayalım isterseniz. Yani hamile kadınlar, laik bir ülkedeyiz. İnsan hakları, demokrasi, ileri demokrasi denen referandumları yapılan bir ülkede hamilelerin sokağa çıkmasının edepsizlik olduğu söylendi. Vatandaşlar da buna tepki gösterdi tabii. Ya siz bir hamile insan gördüğünüz zaman buna cinsel olarak mı bakıyorsunuz? Yani bir anne ve çocuk görmüyorsunuz da cinsellik mi görüyorsunuz diye ağır tepkiler gösterdiler. İçinde bulunduğumuz durum nedir? Nasıldır? Yani TRT'de kendisini tasavvuf uzmanı olarak takdim eden yurttaşın ve açıklaması, hukukçuymuş, avukatmış. Evet, açıklaması yani. Evet. Ülkenin başbakanının bu konudaki fütursuz açıklamaları hatırlamamız gerekiyor, anımsamalı. Gezi eylemleri sürecini anımsarsınız. Vapurdan inen kadınlarımızın, gençlerimizin giysisinin modeline, eteklerinin uzunluğuna, kısalığına, bir parkta yan yana oturan iki gencin yan yana oturmasının ahlaka uygun olmadığı için açıklamalar yaptı. Sayın Başbakan bu konuda adeta hatta şöyle laflar oldu galiba, değil mi? Kız çocuğunuzun hani tabii, kim söylüyordu? Başbakan 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 dedi. Başbakan söyledi. Oturması onu gibi laflar oldu. Yani onu söylüyorum. Ben burada o cümleleri aynen tekrar etmekten utanıyorum. Bize dersek zaten ülkenin başbakanı maalesef o gezi olayları sırasında toplumu kışkırtıcı, karşı karşıya getirici açıklamalar yaptı. Şimdi TRT'de, üstelik de devletin resmi kurumunda yapılan bir açıklamaya, 76 milyon insanın verdiği vergilerle yayın yapan ve kamunun denetiminde olan, kamunun mal olan bir televizyon kurumunda böyle bir açıklama yapılıyor. Bugüne kadar da TRT'den bu konuda herhangi bir şekilde bir açıklama gelmedi. Bu açıklamayı yapan şahsın programların iptal edildiğine veya o programı yapan görevliyle ilgili herhangi bir idari soruşturmanın başladık başlamadığı için bir açıklama gelmedi. Burada çok önemli bir nokta çıkıyor. Vatandaşlar, aslında hamile olan kadınlar, bu açıklamayı yapan kişi ve kurum hakkında tazminat davası açmakları vardır. Çünkü kurum bir hizmet kusuru işlemiştir. Kişi de o kurumun verdiği imkanlardan yararlanarak hamile olan kalan yurttaşlarımızı hakaret eden, onları toplum nezdinde pörsüden açıklamalar yapmıştır. Şimdi gezi olayları sırasında gerçekten Türkiye çok ilginç şeyler yaşandı. Bakınız, şimdi Sayın Başbakan iftar sofraları düzenliyor. Her gün bir yerde iftar sofrası oluyor. Ve iftar sofraları o hale geldi ki
iftira ve haram sofraları haline dönüştü. Sayın Başbakan her gittiği iftar sofrasında iftar açılmadıktan sonra söz alıyor. Muhalefet partilerine, gezi olaylarına karışan kişilere akıl almaz suçlamalar yapıyor. Ve güya bunu da iftar sofrası gibi, Ramazan ayı gibi barışın, sevginin egemen olması gereken bir süreçte gösteriliyor. Orucun elbette ki açlıkla insanın fiziki gereksinmelerini ve nefsini terbiye ederek açlıkta yaşayan insanların yaşadığı sıkıntıları algılaması için bir yönlendirici. Eline beline onu söylüyor. Yani ama öbür taraftan bir ahlakı, bir toplumsal dayanışma boyutu da vardır. Ramazan ayında insanlar kendilerini otokritiğe, öz eleştiriye tabi tutarak yaptıkları hatalardan arınıp gelecek günlerde hatasız, doğru ve sağlıklı bir yaşam sürdürmek için kendileriyle ilgili bir hesaplaşma ayıdır aynı zamanda. İki, bir sosyal dayanışma boyutu vardır. Bu odaktan baktığımız zaman semavi ve ilahi yönü dışında Sayın Başbakan'ın yapmış olduğu iftar sofradaki konuşmalar İslami kuralların tümüne terstir. Sayın Başbakan ciddi bir şekilde bir Müslüman olduğu izlenimi, algısı yaratmaya çalışıyor. Fakat ciddi bir İslam, Müslümanın taşınması gereken önemli özellikleri vardır. Yani ulema olarak da görüyor kendisini. Tabii ulema, zaten her konuda biliyorsun. Yani. Ulema zaten mimar, Allah fesin tıp adamı, efendim yazar, çizer, işte din karşısında. Burada aslında Sayın Başbakan'ın yaptıkları söylemleri İslam'ın esasıyla hiç bağdaşmıyoruz. Onun için de iftira sofrası haram sofrasına dönüştü. Sayın Başbakan 2000-3000 kişinin katıldığı bu iftar sofralarının kaynağını nereden temin ediyor? Kendi kişisel servetinden veriyor yoksa kamunun imkanlardan yararlanarak bu iftar sofraları düzenliyor? Bir kere harbi dönemlerinde de oldu. Askerler de dedi bize. İftar sofraları eğer kamunun imkanlarından yararlanarak düzenleniyorsa kamu da 76 milyon insanın kamudan alınan kaynakta hakkı vardır. O zaman 76 milyon insanın hakkına el uzatılmış oluyor. Dolayısıyla insanların rızası olmadan onların sağladığı imkanlardan yararlanıyor. Bu da İslam dinindeki bir ayette yer alan kul hakkı yemek haramdır ilkesiyle taban tabana ters düşen bir uygulamadır. Kul hakkıyla şimdi, bana gelmeyin diyor. Gelmeyin diyor. Musalla taşında hoca onun için der ki işte haklarınızı helal ediyor musunuz diye namaza katılan, cenaze namaza katılan insanlardan helallik alır. Bu hayatın gereğidir bunun yerine. Her şeyi affederim ama kul hakkını şimdi, Sayın Başbakan devlet adamı olarak da İslam'ın kurallarıyla maalesef çakışır uyuşur bir yaklaşım içerisinde değil. Öfke saçıyor. İftar sofralarında iftiralar atıyor, suçluyor, bağırıyor, çağırıyor, hasımlar yaratıyor. Sayın Başbakan'a Hazreti Muhammed'in bir yaklaşımını hatırlatmak isterim, anımsatmak isterim. Uhud Savaşı'ndan sonra biliyorsun Hazreti Muhammed'in amcası Hazreti Hamza şehit düşmüştür. Vahşi isimli bir çöl bedevisi tarafından öldürülmüştür. O öldürülmesinin arkasında Hint isimli bir kadın da kalbini çıkarmıştır, yemiştir. Hazreti Muhammed amcasına bu vahşi saldırı yapan insanı affetmiş, İslam'a girmesine müsaade etmişti. Sadece yaptığı bir şey vardır. Vahşiye sık sık benim gözümün önünde gözükme, amcamı hatırlıyorum diye çok uygun bir dille bu saldırıyı yapan insana karşı bile hoşgörüsünü ortaya koymuştur. Başbakanımız bu iftar sofralarında Hazreti Muhammed'den örnek olarak konuşacağına suslu suçsuz, ilgili ilgisiz herkese saldırıyor, onları mahkum etmeye çalışıyor. Dolayısıyla bu iftar sofraları maalesef Ramazan ayı Türkiye için barışın, sevginin, kardeşliğin egemen olmasına, onun genişleyip toplumda kökleşmesine katkı yapan bir olmaktan çıktı. Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi egolarını tatmin etmek için toplumu ayrıştırmaya, topluma kin tohumları ekmeye neden olmaya başladı. Recep Tayyip Erdoğan her iftar açılışına gittiği yerlerde nefret tohumları ekiyor, kin tohumları ekiyor ve toplumumuzun ihtiyacı olan barışın gerçekleşmesine engel olacak bir yaklaşım yaş sergiliyor. Şimdi düşünün şu gezi boyunca sergilere bakınız. Bir faiz lobisi çıkardı piyasaya.
Yani adama sormazlar mı? Gerçekten Türkiye'de düğmeye bastığında ülkenin değişik coğrafyalarında eylem sergilebilecek kadar güçlü, örgütlü bir faiz lobisi varsa, 11 yıldır iktidarda olan sen Bostan Korkuluğu mu oldun? Ne yaptın bu ülkede? Neden bunları denetlemedin? Türkiye'de bir kaos yaratabilecek, Türkiye'nin ekonomik işleyişini çökertecek şekilde toplumun aleyhine eylem koyabilecek bir örgütlenme var ise niçin seyirci kaldınız buna? Arkasından başka suçlamalar getiriyor. Dış güçleri suçluyor ve dış güçler tarafından bunu yönlendirdiğini söylüyor. Düne kadar bu suçladığı ülkelerde de kuzu sarmasıydı. Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiğinde Obama'nın karşılaması ile ilgili, kendisini kabul ile ilgili birinci sınıf devlet adamlarına uygulan protokolle uygulandı. Bilmem ne bahçesinde ağırlandı ya, yandaş menge övgüler düzüyordu. Oradaki karşılaşmasını Türkiye'de iş tüketim malzeme olarak kullanıyordu. Şimdi ne değişti? Bir o de dış güçleri de dış dost oldu. Evet, dış dost oldu. Gezi olaylarında amacından saptırmak için ciddi bir şekilde gayret sarf ediyor. Çünkü Sayın Başbakan Gezi olaylarında ortaya çıkan tepkiyi kendi uygulamalarıyla bu noktalara doğru gitti. Gezi olayları Türkiye insanın bir haysiyet haykırışıdır, onur tepkisidir, hak arayışıdır, vicdanları rahatsız eden adaletsizlere karşı ortaya koyduğu bir tepkidir. Gezi olayları yalnız bir şekilde insanların duyduğu sosyal rahatsızlığıdır. Bir başbakan düşününüz ki mübarek başbakan değil, yıkım müteahhidi, yıkım taşeronu. İş başına geldiği günden bugüne Cumhuriyet'in onur değerlerine saldırıyor. Cumhuriyet'in simge günleri, bağımsızlığımızın simge günleri olan ulusal günlerimizin kutlanmasını engelleyecek düzenlemeler getiriyor. O ulusal günlerimizi içtenlikle kutlamak isteyen yurttaşlarımızın karşısına güvenlik güçleri mensuplarını çıkararak yani, biber gizli sıktırıyor. Fiziki engelliyor. İnsanlarımızı saldırtıyor. Bağımsızlığımızın, özgürlüğümüzü kazandıran ulusal kahramanlarımıza ayyaş diyecek kadar düzeysiz bir sokak üslubuyla hakaret edebiliyor. Kadınımıza saldırıyor. Kadınlarımızı bir ticari meta gibi gördüğü için doğuracakları çocuklardan, sayısından doğum yöntemine varınca kadar müdahale edebiliyor. Ülkenin aydınlarını, yazarlarını, çizerlerini, askerlerini, bilim adamlarını maalesef Silivri toplama kampında bir araya getirterek insanları da yaşamlarında ölüme mahkum edecek girişimlerin arkasına geliyor. Bu başbakan değil mi? Ben Ergenekon davasının savcısıyım diyerek yapılan haksızlıkları, hukuksuzları toplum nezdinde meşrulaştırmaya çalışan ve tutuklamaları bir infaz haline dönüşmesini sağlayacak şekilde bu uygulamaları yapan hakimleri cesaretlenen bu başbakandır. İnsanlarımız yaşadığı bu olumsuzlukların karşısında demokratik reflekslerini, tepkilerini gezi olaylarını ortaya koydular. Ama o günden sonra da insafsızca, acımasızca insanlar kırdırıldı. 5 tane genç yaşamını yitirdi. 11 tane insan gözünü kaybetti. 8.000'e yakın yurttaşımız da yaralandı bu olaylarda. Ve bu başbakan yüzü kızarmadan toplum polisteki görevli polislere Çanakkale Savaşı'ndaki gibi önemli bir başarıyı, önemli bir savaşı kazandığını söyleyebilecek şekilde destan yazdınız diye niteliyor. Burada Sayın Keskin şunu da söyleyelim de başında başbakanın da cevap hakkı var. Hatta AKP'nin genel başkan yardımcılarından biri ya Adnan Bey bize çok haksızlık ediyor derse telefonlarımızı altta belirtiyoruz herhalde. Arayıp bağlanıp söz haklarını bu gecede kullanabilirler. Bu gece bu sezonun son programı, haftaya hakkımı kullanayım demesin AKP'liler konuşmak istiyorsa arayabilirler bize. Şimdi o kadar çok şey söylediniz ki ben de galiba çok soruları bir araya getirip hepsini birden sordum size. Şimdi Gezi Parkı olayları, başbakanın yıkım müteahhiti olduğunu, Cumhuriyet'in simgesel günlerine de engeller getirdiğini söylediniz. Önümüzde 30 Ağustos var. Zafer Bayramı değil mi? Türkiye'nin işgalde vurduğu en büyük ve en son darbe işgal kuvvetlerine. Şimdi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda coşkuyla meydanlarda, stadyumlarda kutlanıyor normalde. AKP, Başbakan,
bazen Cumhurbaşkanı, bakanlar hepsi bir bahane buluyor ulusal bayramlarda. Ya beli ağrıyor, ya yurt dışı gezisi oluyor, ya başka bir şey oluyor falan filan. Şimdi ben merak ediyorum, daha bir ay var 30 Ağustos'a. Hani 23 Nisan'da da Kutlu Doğum Haftası'nı denk getirdiler. 30 Ağustos'ta acaba ne olacak? 30 Ağustos Zafer Bayramı Türkiye'de kutlanacak mı? Kutlanmayacaksa ne gibi bir bahane olabilir? Allah korusun, şu anda bir deprem mefrem yok. Bazen deprem oldu deniyor. Geçen bazen dönem şehitler oldu deniyor. Şimdi 30 Ağustos'u kutlamamak, kutlanacak mı, kutlanmayacak mı? Kutlanmayacaksa bir ay içinde bahane mi üretilecek? Ne olacak? Ankara'da 19 Mayıs Stadyumu'nda mesela kutlanacak mı? Bu nedir? Ne düşünüyorsunuz? Biliyorsun Başbakan o konularda çok mahir. Sıkışta yurt dışına kaçıyor. Çok yaygın bir dış gezi düzenliyor. Geçenlerde biliyorsun yine böyle bir gezi parkı yurt dışına çekti. Sayın Cumhurbaşkanımızın da tedavi olmayan, sürekli bir şekilde Cumhurbaşkanımızı rahatsız eden bir kulak rahatsızlığı var. Bakarsın. Şimdi o şekilde Sayın Cumhurbaşkanı açıklama yapıyor biliyorsun. Güya görev yapmasına, hareket etmesi engel gibi nitelendi ve Cumhurbaşkanı biliyorsun bu kulak rahatsızlığı nedeniyle bir iki tane ulusal bayramımızın kutlanmasına katılmadı. Daha önce biliyorsun deprem bahanesi gerekçe gösterildi. Ama bence Sayın Cumhurbaşkanı kulağı çok hassas demek ki. Ne zaman milli bayram varsa iyi duyuyor evet, onu evet, önceden. Evet. Şimdi şakası bir tarafa. Eğer Cumhurbaşkanı kulağındaki rahatsızlık geçmiş olsun, kulağındaki rahatsızlık görevini yapmaya engelse o zaman zaten o makamda oturamaz. Görevini yapmaya engel değilse niye ulusal bayramlarımızı, coşkuyla kutlayacağımız bayramlara hep denk geliyor? 30 Ağustos'ta şimdiden doktorlar tedbir alsın, sapasağlam hepsi gelsin, biz de coşkuyla izleyelim değil mi? Bakın şimdi aslında bu bayramların yasaklanmasıyla çok çarpıcı örnekler de var. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinin engellenmesinde çıkarılan yönetmelikte şöyle bir gerekçe koydular. İklim koşulları nedeniyle 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinin kutlanmasının devreden çıkarıldığını söyledi. Ama orada çok ilginç bir şey var. Ankara'da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinin kutlanmasına uygun gören bir düzenleme var. Ama iklim koşulları daha müsait olan güneydeki illerimizde 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinin kutlanmasını engelleyici hükümler var. Bu çelişki bile siyasal iktidarın bu konudaki iştensizliğini açık bir şekilde ortaya. Bütün amaç şu. Türkiye'nin bu bağımsızlık simge günlerini insanların zihinlerden silerek toplumu dönüştürme projesinin bir adımı daha atılmak istemektedir. Bizim Cumhuriyetimiz, bizim 34 Ağustos Zafer Bayramımız, 19 Mayıs Gençliğimiz, güllük gülistanlık ortada gerçekleştirmiş şeyler değildir, başarılar değildir. 30 Ağustos Zafer Bayramı, Ulusal Bağımsızlık Savaşımız bizim zor koşullarda gerçekleştirilmiştir. Lojistik destek imkanı azdır, aracı yoktur, kadınlarımız karnılarla, sırtlarında top mermileri, kucaklarında çocuklarla ulusal bağımsızlık savaşına kazanılması da etkili olmuşlardı. Lafınızı keseceğim ama bugün bir kitap karıştırırken bir kere daha gördüm. 15 Mayıs 1919'da İzmir'e Yunanlılar çıkarken çıktığı zamanı anlatmak istiyorum. O dönemde, o dönemi biz hep şöyle gördük. İşte Yunan kuvvetleri İzmir'e çıktı, işgal etti. Öyle değil ki. Diyor ki İttifak kuvvetleri, beşler deniyormuş bunlara, İtalya, Fransa, İngiltere, Yunanistan, İngiltere ve Amerika'nın adı hiç anılmıyor. Amerika dahil beşler denilen ülkeler Yunanistan'ı işgal etsin diye karar veriyor, çıkıyor. Ve biz zannediyoruz ki Efsun kuvvetleri deniyor Yunanlıların, yani deniz piyadeleri bugünkü adıyla, onlar karaya çıkıyorlar İzmir'de. Biz sadece böyle biliyoruz ve bunun etrafındaki hikayeyi biliyoruz. Oysa aslı şu: Yunan askerleriyle birlikte İzmir'e İngiliz askerleri çıkıyor, Fransız askerleri çıkıyor. Benim işgal ve direniş kitabımda da var. İngiliz askerleri gidip İzmir'de başka yerleri işgal ediyor, Fransız askerleri başka yerleri tutuyor, Yunanlar da halkla karşı karşıya geliyor. Yani Yunanistan'ı ortaya atmışlar bunlar. Dolgu malzeme olsa kullanıyor onu. Halka eziyet eden, işkence eden, ırza geçen, tecavüz eden, yakıp yıkan
yıkma görevini Yunanlara vermişler. Kendileri kritik yerleri İngilizler İzmir'de işgal ediyor, tutuyor. Fransızlar da tutuyor ve yayılıyorlar Anadolu'ya doğru. Ama biz hep bize başkalarının yazdığı tarihte Yunanlar çıktı. Ha o zaman İngiltere'yi ve Fransa'yı görmeyelim, onlar masum. Yani birbirlerine bile kazık atıyorlar aslında. Zaten biliyorsun Anadolu'nun paylaşmasında da zaten ciddi bir şekilde sürtüşmeler olmuştu. İtalya'yla özellikle. Mesela Ulusal Bağımsızlık Savaşı başladığımızda Fransızların Ulusal Savaşı, Bağımsızlık Savaşı'na bakışıyla İngilizlerinki çok farklıdır. Zaman zaman birbirlerinden duydukları rahatsızlık nedeniyle Türkiye ile Ulusal Bağımsızlık Savaşı'nı götüren liderlerimizle dirsek temasına geçme ihtiyaçları doğmuştur. Yani doğmuştur. Düşman o, birbirine de düşmanlık yapıyor. Paylaşımda kavga var. Paylaşımda sözünüzü böldüm ama şunu söylemek için de hani Kurtuluş Savaşımız bu 30 Ağustos Zafer Bayramımız zor şartlar altında yapıldı diyordunuz. Bazıları işte bu Kurtuluş Savaşı değildir canım, sadece Türk-Yunan Savaşı noktasına indirgemeye çalışıyor. Bu doğru değil. İngilizler de çıktı, Fransızlar da çıktı. Hem İzmir'e çıktılar. Yani sadece Hatay'a, Gaziantep'e, Kahramanmaraş'a falan değil, İzmir'e de çıktılar. Bu değerlendirmeyi yapanlar biliyorsun Ulusal Bağımsızlık Savaşımızın önemini azaltmaya yönelik yaklaşımların sonucudur. Mustafa Kemal'in Ulusal Bağımsızlık Savaşı, Mustafa Kemal'in çok güzel bir cümlesi var. Güneşin yarın doğacağından emin olduğum kadar önümüzdeki dönemde mazlum uluslar bağımsızlıklarına kavuşacaktır diye bir özdeyişi vardır. Türkiye'nin yürütmüş olduğu Ulusal Bağımsızlık Savaşı bütün mazlum uluslara önder olmuştur. Üçüncü dünya ülkeleri başkaldırmıştır. Afrika'daki ülkeler bağımsızlık savaşına, Türkiye'nin Ulusal Bağımsızlık Savaşı'na örnek alınmıştır. Pakistan Hindistan'dan ayrılmıştır. Afganistan'da, Cezayir'de Ulusal Bağımsızlık Savaşı yürüten askerlerin, şehit olanların ceplerinden Mustafa Kemal'in resimleri çıkmıştır. Şimdi bu gerçekleri görmezlikten gelerek Mustafa Kemal'i ve Türkiye'nin yürüttüğü Ulusal Bağımsızlık Savaşı'nı gözden düşürmek, pörsütmek isteyen insanlar kötü niyetle hareket etmektir. Hatta biliyorsun bu konuda çok iddialar vardır. İşte çok az sayıda insan şehit olmuştur. Birinci ve ikinci İnönü Savaşları'nda öyle büyütüldüğü gibi bir savaş değildir diye nitelemeler vardır. Onun karşısında çokluğuyla da mukayeseler yapar. Şimdi de biliyorsun Çanakkale Savaşı'nın sanki 30 Ağustos Zafer Bayramı'na Ulusal Bağımsızlık Savaşı bir alternatif savaş gibi takdim ederek Mustafa Kemal'i gözden geçirme gayretleri vardır. Gözden düşürme. Düşürme gayretleri vardır. Tabii bu iktidar döneminde daha da yaygınlaşmıştır. Şimdi ülkenin başbakanı, ülkenin en büyük moral otoritesini temsil eden kişi yüzü kızarmadan alkolle ilgili yasal düzenlemenin arkasında ne var yani? İki tane Ayyaş'ın yaptığı yasalar devreye giriyor da inançlarımızın gereğini yerine getirmek için yasa yapamıyoruz derse. Onları kastetmedik dediler sonra. Onu demeden yok. O zaman iki Ayyaş kim? İki Ayyaş kim? Onu açıkla, onu açıklasın o zaman iki Ayyaş. Hem söyleyip hem arkasından da ortaya da tepkiler çıkınca önce biliyorsun İsmet İnönü'ne başladı bu saldırılar. Mustafa Kemal'a çok dil uzatamıyorlardı. Önce İnönü'yü zedeleyecek, İnönü ile ilgili kamuoyunu alıştırma girişimlerini sergiledi. Daha sonra bu konuda gerekli mesafeyi aldıktan sonra saldırı eleştiri okları Mustafa Kemal'a da yöneltilmeye başlanmıştır. Bu konudaki tevhide kaçmaya gerek yok. Açık bir şekilde Mustafa Kemal İsmet Paşa'yı suçlayıcı açıklamalar yapmıştır. Kaldı ki yani daha başka örnekleri de var. Sayın Başbakan'ın bu konudaki saldırının. Şimdi Gezi Parkı'ndaki kışla ile ilgili ısrar neden kaynaklanıyor? Mübarek her şeyi biliyor başbakanımız. Çok ciddi bir mimar. Sanki bir mimar kültürü ve bilgisiyle Gezi Parkı'na mutlaka kışla yapma ihtiyacını duyuyor. Neyi getiriyor? Diyor ki geçmişi anımsatmak, ayakta tutmak için yapıyorum. Peki ben de buradan kendisine sesleniyorum. Yeni ihale yapmış olduğu şeydeki İstanbul'daki tersanede ilgili Haliç'teki niye geçmişi ayakta tutmak için hatırlayıp da o kadar Türkiye'nin savunmasında önemli rol oynayan gemilerin savaş gemilerinin yapılması evladı Fatih'iniz deyip Fatih'in evlatlarıyız deyip de Fatih ecdadımızdır deyip ecdada saygı gösteriyoruz deyip de ecdattan Fatih'ten kalan birkaç tane çok önemli bir tarihi eser. Onu yandaş kişilere peşkeş çekiyorsun, öbür taraftan da geliyorsun
Gezi Parkı'nda ben kışla yaparak ecdadıma saygı duyacağım, tarihimi ayakta tutacağım gibi çelişkili açıklamalar yapıyorsunuz. Haliç'le ilgili ihale biliyorsunuz en yakındaki bir kişiye verdi. Sayın Başbakanımızın yastığında istirahatlar yaptığı. O başbakanı görünce aşık oldum diye. Aşık oldu iş adamı. Biliyorsun Ankara'daki otelin alınmasından sonra Rikson Oteli bütün resmi davetlerin verildiği otel haline geldi. Nedir özelliği? Ankara'da bir sürü 5 yıldız, 6 yıldız oteller var. Ama maalesef bu iktidar döneminde verilen resmi resepsiyonların tümü bu otelde verilmeye başladı. Evet. Şimdi Sayın Başbakan Koç grubuna biliyorsun işte Tüpraş'ı bastırarak güya kaçakçılık yapıyor. Vergi denetimi yapılmış gibi bir izlenim yarattı. Türkiye'nin hem kurumlar vergisi hem de gelir vergisi açısından hep her yıl birinci çıkan bir holdingin bir üretim ünitesine baskın yapıyorsun. Ama bir tarafta iftar sofrasında yanında oturanlar, gezilerinde sürekli bir şekilde yanında yer alan kişilerin hiçbirisini vergi listelerinde ismini görmüyoruz. Bırakın rekortmanlığı, isimleri bile geçmeyen bir takım insanlar var. Şimdi Haliç'in ihalesini verdiği holdingin de kaç para vergi verdiğini ben merak ediyorum. Sayın Başbakan bu memlekette eğer vergi kaçakçısı arıyorsa hiç uzağa gitmesine gerek yok. Sürekli bir şekilde sağında solunda oturan insanlara baksın. Türkiye'deki ne kadar vergi kaçakçısı varsa kendi çevresinde kümelendiği gerçeğini görür. Yani incelesin demek belki daha doğru. Hepsini zan altına bırakmak. Hepsini tabii ama çevresi tabii. Onları da niye vergi listesinde görmüyoruz da her yıl yani şimdi bakın olan koça bunlar başbakana en yakın olan kamu kaynaklarına çok ciddi bir şekilde kredi alıp da önemli yayın organı alan holdinglerimiz var. İsmini görüyor musunuz siz? Gelir vergisi veya kurumlar vergisi ben isimden hiç geçtiğini bilmiyorum. Sayın Başbakan. Bankadan alınan krediyle. Tabii yani 7 milyon satın alındı. Sonra bir takım imkanlar sağlandı. Borat'ta ihale inşaat ile ilgili imkanlar sağlandı. Bunlarla ilgili hiç en küçük bir işlem yok. Ama yıllardır bu ülkede vergisini dürüstçe veren bir holdingin önemli bir üretim ünitesine polisler nezaretine baskın yaratıyor. Neden kaynaklığında açık? Bu başbakan değil mi televizyon ekranlarının karşısına çıkıp Divan Oteli ile ilgili siz buradaki teröristleri Gezi Parkı'na karışan kişileri saklatınız. Bunun gereği yapılacaktır diye açıklama yaptı. Başbakan hiç olmazsa bu konularda sözünde dimdik dosdoğru diyor. Hakikaten de gereğini yaptı. Anımsarsınız bir generalla da ilgili böyle bir değerlendirme yapmıştı. Çanakkale'deki kutlamalar esnasında ayağa kalkmayan generala sonradan Milliyetçi Hareket Partisi'nden milletvekili olan generalla ilgili Engin Alan'la ilgili de böyle bir değerlendirme yapmıştı. Engin Alan da biliyorsunuz tutuklandı. Hala Ergonofon davasında tutuklanarak milletvekili seçildi durmaktadır. Şimdi nereden başlasak ki, hangisini irdelesek, ama vaktimiz var, sizin de vaktiniz var. Şimdi başbakanın evet yanındaki iş adamları ile Koç grubunu karşılaştırdığınız zaman en son güncel olaylardan biri Koçların Tüpraş'ına rutin maliye denetlemesi dediler. Ama rutin maliye denetimi polis eşliğinde yapılmıyor. Hiç duydunuz mu siz? Duymadım. Ben 50 yıldır polis siyasetin içerisindeyim. Polisle böyle gümbür gürültü, o kurumu daha baskın yapılmadan toplumda itibarsızlaştırmaya, pörçmek bir denetim ilk defa alıyor. Ve borsada değerleri düştü evet. O gün. Ne kadar acımasız, ne kadar vicdansız, ne kadar hukuksuz bir yaklaşımdır. Eskiden şöyle oluyordu Sayın Keskin. Şimdi askerler konuşunca, konuşmasın zaten konuşacak halleri de yok ya. Eskiden bir asker konuştuğu zaman konuşmayın borsa düşüyor. Ciddi muhalif birisi konuştu. Konuşmayın muhalif borsa düşüyor deniyordu. İşte düştü borsa. Şimdi biliyorsun ekonomideki yani. Yaşanan bazı sıkıntıları sanki gezi olaylarına bağlıyor. Bakın İzmit İstanbul otobanı ile ilgili ihale ile ilgili parça iş yaptırmıyor borsa. Çünkü uluslararası piyasalardan para tahmin edemiyorlar. Ekonominin kendi içinden gelen sıkıntıları, kendi dinamikleriyle ayakta duramadan gelen kaynakları biz kriz çıktığı zaman çıkıyorlar. İyi tarafı Tayyip Erdoğan'ın başarısı oluyor.
Ama bir olumsuzluk çıktığı zaman YGZ olaylarına katılan gençlerimiz veya başbakanımız tarafından hayali olarak üretilen dış güçler veya lobilerin kusurları haline geliyor. Ama Ali Babacan bile bunu yalanladı. Gezi Parkı ile alakası yok. Dünyadaki şeydir, Türkiye ekonomistir diye açıkladı. Evet, yani tabii. Böyle bir hükümet var ki karşımızda. Başbakan söylediğini altındaki iki tane bakan farklı biçimde gündeme getiriyor, açıklıyor, farklı açıklamalar yapıyor. Tabii bir başkası konuşup şirketin değerini düşürüp borsa değerleriyle oynandığı zaman suç teşkil ediyordu. Şimdi başbakanın bu açıklaması Koçların hisse senetlerini şimdi kalktı mı yükseldi mi bilmiyorum. Ama ilk gün düşürdü. Sanal olarak bir düşüş oldu. Ciddi bir para. Koç dese ki ya ben bunu satıyorum ne olacak? Kimin zararına bu? Yani Tüpraş'ı satıyorum. Elden çıkıyorum. Al hükümet senin olsun dese. Mesela. Değil mi? Yani Türk ekonomisinin İlk sıradaki ilk üç şirketten biri belki de birinci. Şimdi 500 şirket ise birinci. Kimin zararı var burada? Yani şimdi bakınız bu konuda başka örnek de var biliyorsunuz. Merkez medyanın sahibiyle ilgili yapılan uygulamada çok dikkat çekilir. Siz isim vermiyorsunuz ama ben vereyim. Aydın Doğan'ı mı diyorsunuz? 4,5 milyar liralık bir vergi cezası kesildi. Yani Hürriyet, Milliyet'i adeta susturmak için zaten başbakanım diyor siz vermiyor musunuz bunların maaşlarını diye köşe yazarlığı ilgili gazetenin patronun gerekli işlemi yapmasını talep etti. Yarın benim haberim yoktu demeyin dedi evet. O şeyde. Efendime söyleyeyim onların bir kısmının işlerine son verdirtildi. Hürriyet gazetesine yazı yazan bir takım köşe yazarı işlerine son verildi. Ama yetinilmedi. Bizim gazeteler satıldı. Yetinilmedi. Bir vergi denetimi yapıldı. 4,5 milyar liralık vergi cezası geldi. Orada asıl ilginç olan da şu. Adamcağız Vergi İdare Mahkemesi'nde karardan sonra Danıştay'a temiz edecek duruşma şeyi kararı görüş alıyor galiba. Evet. Hayır, güvence isteniyor. Şirketlerin hisse senetlerini güvence olarak gösteriyor temiz edebilmek için. Orada şirketlerin hissesini güvence olarak kabul etmediler. Temiz başvurusunda kabul etmediler. Nakit veya gayrimenkul güvencesi istediler. Aynı hükümetimiz döneminde bir başka holdinge Halk Bankası'ndan ve Vakıflar Bankası'ndan kredi verilirken onun hisse senetleri güvence olarak kabul edildi ve istediği miktarda da kredi kendisine açıldı. Böylesine çifte standart uygulamalar var. Evet, şimdi Aydın Doğan'ın yaşadığı olumsuzlukları gören bir iş adamının topluma karşı görevini yerine getirmesi mümkün müdür? Haksızlıklar, hukuksuzluklar karşısında demokratik refleksini, tepkisini dışa vurmasına imkan var mıdır? Koç grubu ile yapılan işlem de iş adamlarına sindirmek, korkutmak, onları da teslim almaya yönelik bir hukuk duşu, bir hukuk cinayetidir. Gerek var mıydı ki? Zaten sinmemiş iş adamı kalmamıştı galiba. Peki, yani. Ondan bile rahatsız oldular. Evet. Yani orada 3-5 tane gencin, yaralı gencin saldırıyor insanların otel lobisine alınması, otele biliyorsunuz gaz sıkıldı. Polisler oraya girdiler. Oradaki insanların cop kullanarak üzerlerine fiziki güç kullandılar. Onunla yetinmedi. Niçin aldın diye kalktı. Başbakan biliyorsunuz nasırına basılmışçasına bağırarak, hakaret ederek otel yöneticileri suçladı. Efendime söyleyeyim otelin sahip olduğu holding sahipleriyle ilgili çok olumsuz laflar da söyledi. Arkasından da bu baskını gerçekleştirdi. Umarım önümüzdeki günlerde gerçi başka iş adamı kalmadı artık. Bütün iş adamlarım şimdi Sayın Başbakan'ın karşısında hazır bir nasıl talimat ve buyruklarını bekler hale getirdi. Peki size şunu sorayım. Şimdi Türkiye'de ya da başka bir ülkede ama örneğimiz ve yaşadığımız yer burası olduğu için Türkiye'yi soruyoruz. İş adamları korkmak zorunda mı? Şimdi ben iş adamı değilim, siz de değilsiniz. İş adamı olduğumuzu varsayalım. Politikayla, gazetecilikle ilgimiz olmasın bir an için. Bir hükümet var. Baskın hükümet, ceberrut her dediğini yapabilen güçlü bir hükümet var. Biz iş adamı, efendim falanca fabrikamız var, filanca şeyimiz, işte kocaman Tüpraş'ımız var, bilmem ne şirketi var diye korkmalı mıyız? Yoksa iş adamları da elini taşın altına koymak durumunda mı görüşüne göre? Koymayacaksa iş adamları, yani onlara da bir eleştir belki. Tamam, hükümetten korkabilirler. Herkes korkabilir. Peki o zaman gazeteci olarak, şimdi dönelim kendi mesleğimize. Gazeteci olarak biz de korkalım. Politikacı olarak siz de korkun. Muhalefet yapan aydınlar da korksun.
Bu mudur bu işin doğrusu? Yani biz iş adamları korkuyor diye aslında onları mazur mu görmeliyiz? Yoksa iş adamları da biraz hani paranın şeyi sıcaktır diye, rengi yüzü sıcaktır diye kendilerini topluma karşı mazeret mi yaratmış oluyorlar, rahatlar mı? Aslında onlar da AKP ile birlikteler ama bakın bir şey yapamıyorum, bakın reklam veremiyorum o kanala, bu kanala, şu gazeteye. Ben sesimi çıkaramıyorum. Ya eskiden TÜSİAD diye bir şeyiniz vardı sizin. Neler yapıyordunuz? Rahmetli Ecevit'e ilanlar veriyordunuz tam sayfa. İlanlarla düşünüyordunuz. Hep politikanın içindeydiniz. Kürt açılımı olduğu zaman, PKK söz konusu olduğu zaman TÜSİAD gene ortada. Başbakan TÜSİAD'a höt diyor, susuyor. O zaman biz iş adamlarını mazur mu görmeliyiz? Mazur göreceksek o zaman biz neyin mücadelesini yapıyoruz? Yani ben mücadele edeceğim, siz edeceksiniz. İş adamları para kazanmaya devam edecek. Bu normal bir yöntem midir? Ben tabii onları mazur görmek için söylemedim. Ben Türkiye'deki hukuksuzluğu vuruyorum. Şimdi bakın, belki Türk demokrasinin en büyük eksiklerinden birisi burjuvasının olmaması. Türkiye'de çok ciddi para sahibi, güç sahibi insanlar var. Bugün çağdaş toplumların mutlu yaşamasına, barış içinde yaşamasına katkı yapan, hakların, temel hak ve özgürlüklerin güvence içerisinde uygulanmasına imkan sağlayan kurum ve kurallar burjuvanın verdiği mücadele sonunda toplumlar tarafından kazanılmıştır. Kalkınmış toplumların tarihine baktığımızda bu gerçeği görüyoruz. Yani yargı bağımsızlığı, parlamento, efendim üniversite özelliği, medyanın dördüncü gün olarak toplumlarda işlevini yapması gibi düzenlemeler, sosyal haklar, grev, lokal haklarının tanınması bu çoğunun Türk toplumlara kazandırdığı kurumlardır, kurallardır. Bizim en büyük eksikliğimiz bu toplumların yaşamış olduğu sosyolojik evreleri yaşamadığımız için o sosyolojik evrede de toplumların kazandığı kurum ve kurumları Mustafa Kemal gibi bir dahi çıkmış başka türlü yolu ve yöntem olacak o bence bir tavırla Türkiye bu kurumları kazandırmış. Şimdi bizim iş adamı... O Jacobenlik hayırlı bir Jacobenlik. Elbette yani, tabii. Başka yolu yok zaten. Ama... Başkadan yolu. Yani diktatörce bir anlayış değil. Tam tersine demokrasinin Türkiye'de yerleşmesi, kurumsallaşması, işlemesi, parlamenter sistemi, egemenliğin insan tarafından kullanmasını sağlayacak çerçeveyi, siyasi çerçeveyi, toplumsal yapıyı oluşturmak için uygulanmıştır. O nedenle de bu kurumların elde edilmesinde, kazanılmasında insanlarımız gerekli mücadeleyi vermediğinden maalesef o kurum ve kurulların korunması gündeme geldiğinde iş adamımız sessiz kalmakta, aydınımızın bir kısmı suskun kalmakta. Bundan yararlanan iktidarlar da bu konuda istediği gibi şekilde kazanılmış olan hakları ve özgürlükleri budama şansını elde etmektedir. Türkiye'de para var ama kimse kusura bakmasın bir burjuva kültürü, bir burjuva anlayış olmadığı için ben bu parayı lümpen para olarak niteliyorum. Ve kendilerin diyet ödemesi gündeme geldiğinde de teslim oluyorlar o diyeti ödeme. Demokrasi sivillerin ödediği diyet ölçüsünde ayakta kalır. Dünyadaki bütün güzelliklerin arkasında bir zor vardır, güçlük vardır, işkence vardır. Bütün güzellikler öyle kazanılmıştır. Eğer demokrasinin insanlar için bir mutluluk kaynağı olduğuna inanıyorsanız, demokrasiyle toplumumuzun barış içerisinde yaşamasının temel vazgeçilmez kuralı inanıyorsanız, onun korunması gündeme geldiğinde de diyetini ödeyebilecek bir kültür ve anlayış içerisinde olmamız gerekiyor. Yani... Ama ülkemizde bu maalesef. Bakın ya. Şimdi bir sözünüzü kestim. Demokrasinin dördüncü günü medya değil midir? Karartmada birinci. Evet. Şimdi medya, bakın çok birinci. Çok sayılı bir medyamız var ama tek sesli medyamız var. Çok sayılı ama tek sesli çok, medyamız. Çok ses anlamına gelmiyor. Gelmiyor. Şimdi medyanın temel görevlerinden birisi ülkedeki yanlışlıkları, hataları, yolsuzlukları, usulsüzlükleri, hukuksuzlukları, adaletsizlikleri ülke yurttaşlarına açık berrak bir üslupla bildirmek, yansıtmak değil midir? Bakınız şu ülkede adalet buharlaştı. Yargı mekanizması Adalet ve Kalkınma Partisi'nin şube müdürlüğüne döndü. Ülkenin rektörleri, hocaları, genelkurmay başkanı bir takım yapay kanıtlarla tutuklandı. Yalanlar kanıt haline geldi. İftiralar delil haline geldi. Gazeteleri açtığınız zaman
bu hukuksuzluk karşısında insanların vicdanlarını sızlatan adaletsizler karşısında gazetelerimizde, televizyon ekranlarımızda doğru düz haberleri göremiyoruz. Medyanın bir başka görevi toplumu bilgilendirmek değil midir? O konudaki görevini yerine getiremiyor. Bunun karşısında tepki koyulması gereken sermaye sınıfı sessiz kalıyor. Zaten emekçi yıllar örgütsüz haline getirildi. 1980'de 45-46 milyon nüfusumuz vardı. 2-2,5 milyon sendikalı işimiz vardı. Şimdi 76 milyonluk Türkiye'de 7-800 bin sendikalı işimiz kalmış. Toplum atomize edilmiş. Toplum dağıtılmış. İnsanlar sistemle olan uyumsuzluğunu birey olarak mücadele gidermeye mahkum olduğu için o konuda da başarıyı yakalamak mümkün olmuyor. Bundan yararlanan siyasal iktidarda insanları medya yönüyle bilgi kirliliğiyle, çarpık haberlerle zihinlerinden zapt ederek toplumu tutsak etme işini başarmıştır. Demokrasi sivillerin ödediği bedel ne oluyor? Bedelin ayakta kalabilir. Ayakta kalabilirsiniz. Evet. Türkiye'de de demokrasinin bedelini hep orta sınıf mı ödeyecek? Yani iş dünyasını, sermayeyi soruyoruz. Biz orta sınıf vatandaşlar mücadele edecek, ölecek, gözü çıkacak, yaralanacak, biber gazı yiyecek ama iş dünyası rahat seyredecek ve ne diyecek? Ya ne yapalım? Korkuyoruz. İşte ben şu kadar insan geçindiriyorum. Bu demokrasi burjuva eseri değil midir? Burjuva demokrasi denmez mi demokrasimize? Evet. Şimdi burjuva gerçekten bir Türkiye'de burjuva sınıfı varsa kendi eseri olan demokrasinin güdükleşmesi, demokrasinin kökleşmesi, demokrasinin işlemesini engelleyici uygulamalar gündeme geldiğinde Türkiye'deki sermaye sınıfının örgütlerinin bu konuda ciddi bir şekilde tepki ortaya koyması gerekmez mi? Ulusal düzeyde, uluslararası düzeyde bu haksız uygulamaları devriye sokan siyasal iktidar karşısında direnip siyasal iktidara karşı en azından demokratik tepkilerin ortaya koyan püskürtme diye bir görevi yok mudur? Diren sermaye. Evet. Bir görevidir netice olarak. Yani kendi sermayesinin güvencesi de netice demokrasinin kurumsallaşması ve kökleri. Bakınız şimdi bu siyasal iktidar döneminde o kadar çarpık şeyler oluyor ki Türkiye'de 777 lira asgari ücretle insanlar yaşamlarını sürdürüyorlar. Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük kentlerden vazgeçtim. Küçük boylu bir ilçede bile 777 lira geçirmek sihirbazlık isteyen bir marifettir. Bir de vergi 150-200 lira ev kirası verecek. Elektrik, su, telefon masrafını çıkarın, günlük ekmek parasını koyunuz. Geriye ne kalır hesabını yurttaşlarıma bırakıyorum. Şimdi toplumun çalışan 25 milyon insanı var. Bunun 12-13 milyonlu kayıt içi, geri kalanı kayıt dışı. Bu kayıt dışı onun 6-7 milyon da askeri ücretle çalışıyor. Bu insanlar şimdi demokrasinin içerisinde sistemle uyumlu yaşamak nasıl sağlanacak? Bu kadar adaletsizliğin geri dalma çarpıklığı olduğu bir ülkede sermaye sınıfı toplumsal ve sosyal çalkantıların önüne geçmesi için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak için bir sosyal sorumluluğu yok mudur? 11.500 kişi iş kazalarından öldü bu iktidar döneminde. Hulki Bey. Şimdi terörde gençlerimizi yitirdiğimizden çok üzülüyoruz. Başbakan da çıkıyor. Anaların ağlamasını durdurmak için diyor barış sürecini baktım diye böyle gerdanını kıra kıra konuşuyor. Aynı Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde 11.500 kişi iş kazası hayatını kaybetti. Zonguldak'taki kömür ocaklarında patlama olduğunda oradaki yaşamını yitiren yurttaşlarımızı işin gereği olarak niteledi. Mart ayında 59 tane de kişi daha iş kazasında hayatını kaybetti. Niçin gerekli iş güvenceliği ile ilgili önlemler alınmıyor, tedbirler alınmıyor, denetim alınmıyor? Niçin çalışan 25 milyon insan kayıt içine alınıp da bu insanların da sosyal güvenlik şemsiyesinin altında geleceğe güvenle bakmasını sağlayacak tedbirler devreye sokulmuyor? Bir dakikamız var reklam arası için, sonra devam edeceğiz ama toparlayın. 3 milyon insan bu ülkede açlık sınırı içerisinde yaşıyor. 13-14 milyon insan yoksulluk sınırı içerisinde yaşıyor.
Şimdi demokrasi işleyecekse herhalde burada sermaye sınıfında, işçi sınıfının sendikaları, sendika liderleri kadar görevleri var, sorumlulukları var. Bu adaletsizliklerin, bu haksızlıkların ortadan kaldırılmasını sağlayacak gerekli tedbirin alınması için bir öncülük yapma gibi görevleri var. Aslında bu saydığınız, son söylediğiniz cümleler muhalefetteki bir partinin ya da ana muhalefet partisinin oy alması için uygun bir ortam değil mi? Yoksa bu yoksullukların yanı sıra bilinç kavramını da konuşmamız mı gerekiyor? Elbette ki siyasi bilinç. Sonra cevabını alayım. Bir de şunu söyleyeyim. Yanlış hatırlamıyorsam Victor Hugo'nun bir sözü var. Yoksulluklardan söz ettiniz ya. Diyor ki siz yardım edilmiş yoksulluk istiyorsunuz. Biz yok edilmiş yoksulluk istiyoruz. Evet. Şimdi işte onu konuşmamız lazım. Bu iktidar devleti sadaka kurumuna. Evet. Yardım edilmiş yani yoksullar olsun. Siyaseti de sadaka ayinine çevirdi. Sıkıntı da buradan. Orada ana muhalefetin de görevine reklamlardan sonra bakalım. Az sonra buradayız efendim. Seyirciler, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Adnan Keskin'le birlikte gündemi, gelişmeleri değerlendiriyoruz. Sayın Keskin, reklam öncesi en son yoksulluk ve iş adamlarında kalmıştık. Ben Victor Hugo'nun hatırladığım kadarıyla bir sözünü söylemiştim. Tekrar etmek istiyorum. Siz yardım edilmiş yoksulluk istiyorsunuz. Biz ortadan kaldırılmış, yok edilmiş bir yoksulluk istiyoruz demişti. Şimdi AKP iktidarı, saydığınız rakamlar verdiğiniz asgari ücretle geçinen yoksulluk sınırındaki insanlar, işsizler, gizli açık işsizler, bütün bu milyonlarca rakamı nasıl oluyor da kendisine oy deposu olarak kullanabiliyor? İşte erzak dağıtarak mı oluyor? Bir de iş adamlarını konuşuyorduk. Bu demokrasinin maliyeti ne? Demokrasinin bedelini orta sınıf ya da işçi kesimi, emekçi kesim mi ödeyecek? İş dünyası da ürettiği malı, hizmeti vatandaşa satarak oradan para kazanıyor. Ağzını açmaktan, görüşünü açıklamaktan çekiniyorsa, ki çekinmediğini TÜSİAD örneklerinde çok gördük. İşine geldiği zaman hatta büyük kesim, TÜSİAD'ın büyük kesimi bugünkü hükümeti destekliyor. O zaman bu insanların mallarını alarak biz, bize sahip çıkmayan bir sermaye mi istiyoruz? Yani ben adamı gidip çamaşır makinesini alıyorum evimde, bilgisayarını alıyorum, otomobilini alıyorum, o para kazanıyor. Yani o iş adamının, efendim ben de 10 bin kişiyi çalıştırıyorum, bak başıma bir iş gelmesin deme hakkı sözü doğru mudur? Sen de bizim sayemizde para kazanıyorsun, bu ülkeden para kazanıyorsun sonuçta. Bu demokrasiyi hepimiz paylaşmayacak mıyız? Demokrasi ve can güvenliği bilim insanlarının yaptığı araştırmalarda paradan önde geliyor. İhtiyaçlar sıralamasında önde geliyor. Buyurun. Şimdi iş adamları, eğer bu memlekette haksız tutuklamalar, insanların adaletsiz bir şekilde gece yarısı evlerinin basıldığında, konutların basıldığında, daha arama sırasında insanları toplumun dışına itilecek bir takım gerçek dışı bilgilerin sızdırıldığında, özel yetkili mahkemelerin tutuklamaları infaz haline getirdiği süreçlerde kendi tarihi sorumluluklarının gereklerini yerine getirmiş olsalardı, bugün kendilerine yönelmiş olan bu saldırı oklarının hedefi olmazlardı. Şimdi Türkiye'nin durumu aynı Hintlerin Almanya'sına benziyor. Bir toplumsal yapıyı komünistleri toplarken diğer toplumsal yapı bana dokunmuyor diye sessiz kalıyor. İşte sonunda biliyorsunuz papaz hikayesine dönüyor. Arkasına bakınca, bakın şimdi onu götürmek, Koç grubuna, iş adamlarına saldırı Türkiye'de neler oldu? Ülkenin genelkurmay başkanı şiddet terör örgütü kurmakla, hükümeti devrimci örgüt kurmakla suçlanıyor. Bunun hayatın akışıyla çakışı bir tarafı var mı? 600-700 bin emrinde ordu olan, fiziki güç kullanan, topu tankı olan bir ordunun başında bir kişi hükümeti devirmek için dışarıdan niçin örgüt kurma ihtiyacını duyacak? Yıllarca genelkurmay başkanı başbakanla beraber çalışacak. Çetenin adı ordu oluyor o zaman. Yani nerede bu çete? Ortaya çıkmış değil. Genelkurmay başkanı tutuklarına sesini çıkarmayacaksınız. Profesörler tutuklarına sesini çıkarmayacaksınız. İl üniversitesinin rektörü tutuklarına sesini çıkarmayacaksınız. Toplumun dinamik unsurları tutuklarına sesini çıkarmayacaksınız. Ergonaton örgütünün para kasası diye tutuklanan insan yaşamını yitirdikten sonra cenazesini belediye kaldıracak bu haksız ve adaletsizlik kasla sesinizi çıkarmayacaksınız. Gepgenci insanlar gözlerini kaybederken, gepgenci insanın yaşamını yitirirken sesini çıkarmayacaksınız. Parasız eğitim diye pankart atan gençler örgüt kurmaktan içeri alıp bir yıl, iki yıl tutuklukken ise sesinizi çıkarmayacaksınız. Yazarlar, çizerler, gazeteciler tutuklukken sesinizi çıkarmayacaksınız. Siz eğer
biraz önce söylediğim gibi demokrasinin yaşaması için koşul, şart olan, koşul olan diyeti ödeme cesaretini gösteremezsiniz. Bir gün gelir bu uygulamaları yapan sivil vesayet kurmak isteyen güçler, kişiler iş adamlarına doğru da oklarını yöneltirler. Bence Türkiye'deki sermaye sınıfı, Türkiye'deki iş çevreleri kendi sınıfsal yapıların sorumluluklarının gereklerini yerine getirmemiştir. Ve Türk demokrasinin önemli eksiklerinden birisi budur. Şimdi Koç'a bu haksız uygulama yapıldı. Niye TÜSİAD susuyor? Niçin Türkiye'de Koç gibi önemli diğer bir takım holdingler var? Onların sahipleri bu haksızlık karşısında direnmiyorlar. Bu kadar haksız, usulsüz ihaleler oluyor. Haksızlık Türkiye'deki Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhuriyet'le beraber hayata geçirdiği üretim üniteleri, hizmet üniteleri adeta özelleştirme adı altında güzelleştirerek dikensiz gül bahçesi gibi siyasal iktidarın yandaşlarına sunuluyor. Bu konuda iş adamlarımız ağzını açmıyor. Bakınız, dünyanın neresinde böyle bir özelleştirme vardır? Dünyanın hangi ülkesinde üretim üniteleri özelleştirmede kapatılıp da daha sonra yerlerine alışveriş merkezlerinin dikildiği, konutların yapıldığı bir uygulama dünyanın neresinde vardır? Utanç verici bir tablo. Alışveriş merkezi açılırken davullu zurnalı, şarkılı türkülü açılışlar yapılıyor. Bütün bu haksızlıklar karşısında bugüne kadar Türkiye'de hiçbir iş adamı tepki koymamıştır. Hiçbir iş adamı 90 yıllık cumhuriyetin birikimlerini siz haraç mecrası satıyorsunuz, üretmeyen toplumlar yok olmaya mahkumdur diye bir demokratik bir refleks, demokratik bir tepki koymamıştır. Tabii ki bunlar siyasilikler bana düşer. Şimdi siz bu kadar genç içeriye tıkılırken şu Silivri'deki toplama kampını falan, Türkiye açık cezaevine geldi Hulusi Bey. Hiçbir kimse telefonla konuşunca özgürce konuşamıyor. Şu şimdi konuşuyor. Gezi olaylarından sonra rahatladılar, konuşuyorlar. Sanırım bunu da iş adamları yapmadı yani, gençler yaptı. Orada da hala çekintiler var, hala şeyler var. Her gün bir şekilde biliyorsunuz. Bugün de kapatıldı Gezi Parkı. Kapatıldı biliyorsunuz, hukuksuz şeyler. Dolayısıyla demokrasi sivillerin ödediği ölçüde ayakta kalır. Sivillere, iş adamları da dahildir. Herkes. İşçisi, memuru, aydını, iş adamları. Çünkü demokrasi İnsanların mutluluğu paylaşmasına imkan sağlayan bir siyasi çerçevedir. İş adamları da eğer bu toplumda mutluluğun paylaşılmasını istiyor, kendileri de güvence içerisinde yaşamları sürdürmek istiyorlarsa, o zaman demokrasinin kurumsallaşması, demokrasinin kökleşmesi için herkes üzerine düşen niyeti ödemelidir. Öderse her devrim kendi kadrosuyla iş başına gelir. Ve kendi kadrosunun destekleriyle ayakta kalır. Eğer demokratik bir yapılaşma, teokratik bir yapıdan sonra Türkiye için bir devrimse, cumhuriyetin temelindeki ideolojik ve felsefi tercihler bu toplumu ileri bir aşamaya götürüyorsa, cumhuriyetin temelindeki ideolojik ve felsefi tercihe sahip çıkmak zorunda. Cumhuriyetin temelindeki laiklik anlayışının aşındırmasına göz yumarsınız. Yobazlığın, irticanın, parmağınızın koparılmasında sessiz kalırsanız, bir gün kafanızın koparılması gündeme geldiğinde vakit çok geçmiş olur. Bakın şu laiklikle uygulanmak lazım. Bir şey söyleyeyim hemen. Bir başka düşünür de diyor ki, böcek olmayı kabullenenler ezilirken ses çıkarmaz. Aynen öyle. Böcek aynen olmayı öyle. Kabullenmeyeceksin yani, parmak seni ezerken. Bir anlamda aydın olmak, dürüst olmak cesaretle de özdeştir. Bakın şu iktidarı laikliği ne hale getirdi? Bir taraftan dinin temel kuralları ayak altına alıyor. Hırsızlık, yağma, yandaş kayırma. Aslında bu orada tartışacak hiçbir şey yok. Yaşam biçimi. Anayasa Mahkemesi'nin AKP kapatma davasında verdiği resmi karar ortada. AKP laikliğe aykırı eylemlerin odağı oldu diye resmen Anayasa Mahkemesi karar çıkardı. Ha, bunun karşılığında verdiği ceza 6'ya 5 hazine yardımlarının kesilmesi şeklinde oldu. Ama laikliğe aykırı bir partidir bu diye karar verdi. Ama ondan bugüne gelen uygulamalara bakın. Evet. Şimdi günümüzdeki uygulamalara bakın. Neler yapılıyor ülkemizde? Düşünün. Alevilerle ilgili açılım yapıyor sonra. Arkasından diyor ki Cemal diyor Cümbüşevidir diyor. Laik bir ülkede başbakanın böyle bir değerlendirmesi yapalım mı? Geçen gün bir iftar sofrasında diyor ki eğer diyor Alevilik diyor Ali'yi sevmekse diyor. Dört ne utanmazca bir yaklaşım. Alevinin kendine göre ritüelleri var, ibadet biçimleri var, kurumsallaşmış bir yapı.
bir inanç grubu kalkıyor, adam bunu buharlaştırıyor. Sanki onun kendi ritüelleri, ibadet biçimi, inanış yokmuş gibicesine Ali'yi sevmeye indirgebiliyor. Başbakan yapıyor bütün bunları. Bunların karşısında susun kalınırsa elbette Tayyip Erdoğan toplumu dönüştürme projesinin devresi yok. Zaten bu iktidarın temel hedefi Cumhuriyet'le kazandığımız yaşam biçiminin yerine kendi ütopyasını, İslami dokulu bir yaşam biçimini oturtmayı hedeflemektedir. Bütün bu yapılanlar da budur. Cumhuriyet'in temelindeki ideolojik ve felsefi tercihlerin aşındırılması. Ama biz orada hakiki İslam'ı da görmüyoruz. Hakiki İslam böyle yok işte, diyor. Onu kullanıyor. Yani İslam ama bakınız hakiki şimdi, İslam'da olanların bakınız, tersinde görüyoruz. Hazreti Muhammed, Ebu Bekir mal peşine düşmemişlerdir. Malları topluma bağışlamışlar. Mustafa Kemal bireysel zenginliğini devlete bırakmış. Şu başbakanımızın haline bakın bir. Bir taraftan İslami çalım yapıyor. Korumaların eşliğinde devletin arabasını kullanarak gürül gürül cuma namazlara gidiyor. Ama bugün hesabını veremeyecek boyutta Karun kadar zenginleşiyor. Oğlanlar, damatlar bireli bağda bir vaz yapıyor. Belki ileride bırakır. Ben bırakacağını sanmıyorum. Gibi. Bırakacak olsa bugünden riayet eder. Yurt dışındaki gezilere giderken çocuklarını götürmek, yandaşlarını götürmek, kamunun kaynaklarından yararlanarak bunları götürmek. İki, gerçekten bir samimi Müslümansa kaynak suyu kadar berrak ve şeffaf olmak mecburiyetindeyiz. Bu şeffaflığı ve berraklığı görebiliyor muyuz başbakanımızda? Yalnız başbakanımızda değil, çevresindekileri görebiliyor muyuz? Bir zaman biliyorsun gazetelerde az da olsa gemiler, gemicik hikayeler dinlemeye başladık. 17-18 yaşındaki çocukların daha hayata atılmadan ciddi bir şekilde mal varlıklara sahip olduğunu gördük. Sayın Başbakanımızın oğlunun çok içli dışlı olduğu bir iş adamla beraber sarraf dükkanları açtığını hep beraber gördük. Şimdi tabii medya baskı altına alındığı için bu haberler her topluma yansıtılmıyor. Ama herhalde medyanın özgürce yayın yapabileceği bir ortam ortaya çıktığında nelerin çıkacağını hep beraber merak ediyoruz. İzleyicilerimizden gelen birkaç soruya bakalım. Neslihan Hanım kısa mesaj SMS göndermiş. Diyor ki sıra halkı tutuklamaya geldi. Komşunu şikayet et sözünün anlamı nedir? Başbakan Gezi olayından yani sonra bu toplumu maalesef kin, nefret tohumları parçalamaya, bölmeye çalışıyor. Şunu diyebilir mi başbakan? Siz diyor tencere tava çalanları şikayet edin. Geçmişte devletten biz yargıyla diyor uğraştık diyor. Şimdi biraz onlar da uğraşsın. Bir ülkenin başbakanı vatandaşların bir kısmını benden, bir kısmını onlar diye ayırabilir mi? Ama balkon konuşmasında herkesin başbakanıyım demişti. O fırsat da öyleydi. Ondan sonra o da bir kandırmaydı. Tayyip Erdoğan'ın hiçbir sesi içtenlik ve samimiydi. Bu Tayyip Erdoğan değil mi? Demokrasi bir vasıtadır, amaç değildir diye. Demokrasi kendi amacına götürdüğü sürece işine gelmiş. Kendi amacına gerçekten sonra demokrasi orada. Türkiye'de bakın ileri demokrasi var diye bir teori atmamış mı? Böyle bir tez yok muydu? Peki i̇şte Türkiye ileri demokrasi aşamasına gelmiş ise şimdi açılım sürecindeki demokratik girişimlerin, açılımların yapılacağı tartışmaları ne yapıyoruz? Ya o yalandı ya bu yalan. Ya bu başbakan değil mi Türkiye ileri demokrasine gelmiştir diye çıkıp miting meydanlarında nutuklar sakan, karşı muhalefet partilerini suçlayan bu başbakandı. Evet. Demek ki bu sözler gerçek dışıymış. Şimdi kalkıyor toplumu kutuplaşma. Herkesi kendi kompartımında dondurarak, insanları karşı karşıya getirerek koltuğunu korumaya. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, vurgun yemiş sünger avcısı gibi tam bir kötürüm, zihnen de kötürüm olmuştur. Bir başkan bu tür. Bunlar o kadar, hakaret sınıfına giriyorsa bunlar hakaret değil. Yok, normal, yok. Hakaret falan değil. Eleştiri kapsamında. Eleştiri kapsamında söylüyorum. Yani şaşkınlık içerisindedir. Yani bir başbakanın şimdi düşün diyor ki hangi ülkede diyor başbakan diyor sivil toplum kuruluşlarına görüşüyor diyor. Şu Gezi olayına öyle inciler döktürdü ki, öyle gerçekleşti iddialarda bulundu ki, cami değişik içildi dedi. Caminin imamı müezzin dedi ki yok böyle bir şey. Kimse burada içki içmedi, ayakkabısıyla girmedi. Burada yaralanan insanlar tedavi edildi dedi. Efendimin
terör örgütü başının dedi posterleri sergilendi. Posterleri sergilemeye yok, sen oturuyorsun onunla aynı masada, artık beraber pazarlık yapıyorsun. Onun mesajları Nehruz günlerde mitik meydanlarda okutuyorsun. Bir tane Adalet ve Kalkınma Partisi belediye başkanının gelinini saldırıya uğradığını, 70-80 tane elleri eldivenleri insanın bu kadına taciz ettiğini, hatta dış kılıklarını üzerine atmışken iddialar söylendi. Bugüne kadar bunların hiçbirisi kanıtlanmadı. Hatta vali kalktı. Bizim elimizde bu konuda herhangi bir konut yok. Kanıt yok. Bütün bunlar toplumu ayrıştırmaya yönelik, kendi koltuğunu koruyabilmek için insanları karşı karşıya getirerek, şimdi kendi kompartıma dondurarak bir bloğun oyunu alıp öbür bloğun karşısında bunları dikme gayretlerinin içerisinde yapılan işlerdir. Sayın Keskin, can alıcı soruları sorayım o zaman. Şimdi ayrıştırıyor diyorsunuz ya. Güzel. Yani ayrıştırmaması lazım. Sağdan ya da soldan kim başbakan olursa olsun. Başbakan olana kadar tamam bir partinin başında, ama oraya geldikten sonra bütün ülkeyi kucaklayacak. Yoksa herkes ben başbakan oldum, intikam sırası bende, indi öteki başbakan oldu, intikam sırası bende, böyle bir demokrasi olamaz. Yapmaması lazım ama diyorsunuz ki ayrıştırıyor. Bu ayrıştırma ana muhalefet partisinin ya da muhalefet partilerinin, MHP'nin de CHP'nin de İşçi Partisi'nin de parlamento içinde ve dışındaki muhalefetin işine yarayacak bir şey değil mi aslında? Ben halk olarak eğer ayrıştırıldıysam, hükümet tarafından dışlandıysam oy verecek bir adres arıyorum. O zaman muhalefetin oyunun yükselmesi, iktidara karşı kitlesel birliktelik olması gerekmez mi? Ne dersiniz? Reklam öncesinde buna benzer bir soru sormuştum, onu da hatırlatayım isterseniz. Yani bu kadar yoksulluk, açlık var ise bu aslında oy almak için muhalefetin işine gelmez mi demiştim. İkisini birlikte yanıtlarsanız. Şimdi biraz önce vurguladım, Adalet ve Kalkınma Partisi devleti bir sadaka kurumuna, siyaseti de sadaka haline dönüştü diye. Yoksulluk da pençelesen yurttaşlarımıza işte miadı dolmuş gıda maddesi göndererek, kömür göndererek insanları içinde yaşadığı ekonomik sıkıntıya sanki ciddi bir kaynak yapıyormuş gibi yapay bir takım girişimlerle insanları etkilemeye çalışıyor. Asıl sıkıntımız şu: Türkiye'deki bütün bu olumsuzlukları topluma yansıtacak, insanların bu konuda düşünerek sağlıklı karar vermesini sağlayacak olan medyanın işlevini yapıp yapmaması. Medya bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin müfreze kolu gibi yayın yapmaktadır Ülkü Bey. Muhalefetin işte burada zorlaşmaktadır. Geçen gün oturdum, bir iftar konuşması yapıyor Sayın Başbakan. 11 tane televizyon kanalında aynı anda canlı yayınlanıyor. 11 tane televizyon. TRT'nin 3 kanalında da canlı yayın yapıyor. Bunun karşılığında bu olumsuzlukları dile getiren, bu olumsuzluklarla ilgili düşüncesini sergileyen, bu olumsuzlukların toplumun gündemden çıkması için çözüm reçetelerini sunma gayreti eden muhalefetin de ortaya koyduğu iddialar, tezler, eleştiriler maalesef güdükleştirerek, anlamsızlaştırarak bir saatlik konuşmanın 5 dakikalık bir bölümünü verip o da içerisinden cımbızla çıkıp çarpık şekilde topluma sunulmaktadır. Dolayısıyla muhalefet burada toplumla ilişki kurma, topluma kendi düşüncelerini yansıtma görevini maalesef yerine getiremiyor. Muhalefet şimdi tabana güç. Sabahleyin kalkıp nerede gidip toplumda belli bir grupla temasa girip miting yapabilirse, etkinlikler yapılabilirse düşüncelerini anlatma ve yansıtma fırsatını yakalar. Bu bir muhalefet için gerçekten ciddi bir sıkıntı. Bakın dün bizim genel başkan dün buradan Mersin'e gitti. Oradan Hatay'a geçti. 4-5 tane o ölen gençlerin ailelerini ziyaret etti. İskenderun'daki demirçelik fabrikasını ziyaret etti. Televizyonlarda genel başkanın ciddi bir şekilde bir fiziki yorgunluğu üstlenerek yaptığı şu etkinliklerle ilgili doğru düz haber bile çıkmadı. Arkadaşlarımızın her birisi bir gün yolda. Ben dün İstanbul dedim. 2 gün etkinliklere sergiledim. Ama benim katıldığım etkinliklerle ilgili ne yazılı basında ne görsel basında ciddi bir şekilde haber çıkmadı. Başka arkadaşlarımız başka yerlerde etkinliklere katılıyorlar, siyasi çalışmalar sürdürüyorlar. Ama o arkadaşlarımızın da etkinlikleri ciddi bir şekilde toplu. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bence en başarılı olduğu alan yazılı ve görsel basını kendi
kolluk gücü gibi kullanma, müfreze gibi kullanma başarısını sergilemektedir. Burada belki muhalefet olarak bizim de eksiklerimiz vardır. Belki sokağı harekete geçirmede kendimizden kaynaklanan eksiklikler, yanlışlıklar vardır. Ama bir muhalefetin iktidar kadar eşit bir şekilde medyayı kullanma şansı olmazsa elbette ki iktidar bu konuda çok ciddi bir şekilde yol almaktır. Ruti yayınlamış olduğu, seçimler sürecinde yayınlamış olduğu bir televizyonlara kullanma için bir rapor var. Oraya baktığınız zaman Türkiye'deki medyanın yayınlarından yararlanmadaki haksızlık ve adaletsizliği görüyorsunuz. Bir televizyonda bir siyasi partinin 10 tane mitingi veriliyor, iktidar partisinin, ama muhalefet partilerin bir tek mitingi veriyor. O 10 mitingin verişindeki saatler uzun uzun, muhalefet partisinin mitinginde verilen saatler dakikalarda. Peki bunlar olsa her şey hallolacak mı? Hayır, hallolmaz. Yani her mesela şey. Elbette ki siyasi partilerin siyaset söyleminden gelen sıkıntılar olabilir. Elbette ki siyasi partilerin uygulamış olduğu siyaset yönteminden gelen eksiklikler, aksaklıklar olur. Ama burada hiç olmazsa vatandaşın, muhalefet partilerinin en azından bu konudaki düşüncelerini öğrenebilmeleri ve objektif bir değerlendirme yapma şansının, fırsatının verilmesi gerekiyor. Bu verilmeyince üzettiğimiz düzeltim programları, çözüm reçetelerinin ne kadar toplum tarafından kabul edip edilmediğini tartma şansımız yok. Bakın bizim seçimlerde işte bir şey verdik biliyorsunuz. Gıda maddesi falan dağıtılmak değil. Her ihtiyaç duyulan yurttaşlarımıza para verilmesi için bir proje sunuldu. Evet. Şimdi ne kadar topluma sunabildik bunu? Yani orada iktidar tarafından verilen gıda maddeleriyle oyunun etkilenebildiği bir Türkiye ortamında bir muhalefet partisi tarafından bu konuda hiçbir kimse zedelenmeden, onuru, gururu rencide edilmeden gidip para alma imkanı sağlayacak bir projenin toplumda neden benimsenmediği konusunda ciddi bir araştırma. Yani ne kadar götürebiliyorsunuz bu topluma, ne kadar yayabiliyorsunuz? İki, ciddi bir şekilde bu görsel medyanın etkinliği var. Ben bu konuda hep verdiğim bir örnek var. Medyanın yönlendirmesiyle konu Amerika Birleşik Devletleri'nde bir araştırma yapılmış. Farklı eyaletlerde görev yapan iki profesör motivasyon yönlendirmenin gücünü aşmak için bir sınav yapmışlar. Demişler ki ne yapalım? İşte birinci sınavda örneğin Türkiye'nin nüfusunu kaç diye sormuşlar. Kağıtları toplamışlar. 15 gün sonra aynı saatte, aynı günde tekrar sınav yapıyorlar ve orada Türkiye'nin nüfusu örneğin 100 milyondan fazla mıdır? Değil. Aşağı mıdır? Değil midir diye bir soru soruyorlar. Birinci sınavda verilen yanıtlar o kadar birbirinden farklı ki 150 milyon diyen var, 100 milyon var, 90 diyen var, 80 diyen var. İkinci sınavda yönlendirme soruya verilen cevaplar ise o 100 milyonun etrafında dönüyor hepsi. 98, 90'lık. Ve buradan şöyle bir şey söyleyeyim. Üniversitede eğitim yapan bir gence bir tane yönlendirdiği bir sualle bu kadar etkilenebiliyorsa, televizyonlarda her gün başbakan tarafından saatlerce insanlara hitap eden o iktidar partisinin sözcüleri Hüseyin Çelik bizim genel başkanına televizyonu 10 kere 20 kere daha fazla veriyor. Sözcüsü olarak. Bizim sözcü arkadaşımız haftada bir kere çıkıyor. Bir kere çıkıyor Haluk Koç bizim. Haluk Koç'un konuşmaları bazen anlamsızlaştırıyor. Bazı televizyona hiç girme şansımız olmuyor. Ama Hüseyin Çelik kalkıp da kaşının yüzünde gözünüz var dediği zaman haber oluyor. Bülent Arıç'ın açıklamaları ayrı haber oluyor. Başbakanın açıklamaları ayrı haber oluyor. Bakanların açıklaması ayrı haber oluyor. Bu kadar yönlendirme altında kalan bir seçmenin de bundan etkilenmesi mümkün değil. Bakın bu şeyle ilgili... Sizin medyanız yok da neyse. Yok, bizim gazetemiz yok. Ben bir örnek vereceğim size izniniz olursa bu şeyle ilgili. Bakın başbakan o kadar çelişkili şeyler yapıyor ki 2010 yılında çıkmış televizyonlara diyor ki Cumhuriyet Adalet ve Kalkınma Partisi'nin karşısında diyor. Başka bir konuysa ben bu medyayla ilgili sözlerinize bir şeyler söyleyeceğim. Tabii buyurun söyleyin siz. Konular karışmasın diye. Şimdi bu söylediğiniz sözlere tabii ki katılıyorum. Bizi izleyen izleyicilerimizin de %99'u katılıyordur eminim ki. Ancak bunun tersi de doğru. Yani bir şey doğruysa tersi yanlış diye bir şey yok. Sosyologlar, toplum bilimcilerin araştırması lazım. Hemen örnek vereyim. Bu AKP 3 Kasım 2002'de iktidara gelirken o da bu durumdaydı. Medyası yoktu. Hatta hatırlayın, tam tersine haberler vardı.
Yani ne deniyordu? Tayyip Erdoğan aldığı cezalardan dolayı Hürriyet gazetesine manşetti. Neydi? Muhtar bile olamaz. Yani siyasi hayatı bu kadar geriye gitmişti. AKP'ye, Erbakan'a neler yazılıyordu? Şimdi Erbakan'ın yaptığı bir basın toplantısını hatırlıyorum ben. Şunu söylemişti. Medya 28 Şubat sürecinde o toplantıya beni de çağırmıştı. Hani diyorlar ya 28 Şubatçı gazeteciler falan. O 28 Şubat sürecinde Erbakan 15 tane gazeteci çağırmıştı başbakanlık konusunda. Bir tanesi de bendim. Orada dedi ki, yazıldı bunlar. Bir ülkenin medyası o ülkenin hava kuvvetleri gibidir dedi. Yani bombardıman eder havadan. Bizim medyamız yok dedi. Şimdi sonuçta AKP'nin de Tayyip Erdoğan'ın da iktidara geldiği tarihte medyası yoktu. MHP'nin mesela %18 oy aldığı zaman MHP'den tek satır medya söz etmiyordu. Medya konusundaki eleştirilerinizin hepsine katılıyorum ama tersi de doğru. AKP'liler de MHP'liler de vaktiyle medyasız oy alabilmişti. 3 Kasım'da aldı ve medyayı ele geçirdi AKP. Bu ayrı. Demek ki halkın vicdanında bazen medya olmasa da yer edince insanlar oy alabiliyor. Bunu toplum bilimciler açıklasın. AKP'nin aleyhine haberler var. Hiç haber olmuyor. Aleyhine inanılmaz bombardıman var. Ona rağmen geliyor, iktidar oluyor parti. Seçim sisteminde mi bir hile vardı? Sandıkta mı hile yapıldı? Nasıl oldu? Onlar da herhalde o tarihte ya biz bu şu isteğimizi duyuramıyoruz diyordu. Şimdi, nasıl oluyor bu? Şimdi bakın, o konuda ben kendimize ilgili bir eleştiri getireceğim. 2002 seçimlerini çok ciddi bir şekilde bilim adamların, siyaset adamların sosyolojik incelemesi gerekiyor. Evet, çok. Türkiye müthiş şimdi, bir olan. Yalnız şurada bir şey anımsatmak isterim. Tayyip Erdoğan ve arkadaşları parti kurmaya çalıştığında medyanın korkunç bilgisine mazhar oldular. Hatırlayın. Yenilikçiler diye. Hatırlayın. Evet. Özellikle de pompalandı biraz. Tayyip Erdoğan'ın elleri böyle böbreklerin üzerinde futbolcu zamandaki resimleri, özellikle Milliyet gazetesinden günlerce çarşaf pazarlandı. Ama niye Erbakan'a karşı? Erbakan'a, onu anlatmaya çalışıyorum. Akılları sıra siyasi İslam'ı bir taraftan güdükleştirmek için bunların gömlek değiştirdik lafına inandılar. Bunlar daha toleranslı, daha hoşgörülü bir yaklaşımla bunlar pompalandı, bilinçli bir şekilde pompalandı. Ve Tayyip Erdoğan mağduriyeti çok iyi kullandı. Mısır'dan bile mağduriyet çıkarıyorlar. Ama 2001 krizinin toplumda yarattığı tahribat bunların ulaştığı başarının vazgeçilmez koşullarından birisidir. Bunlar şimdi biraz belleğimizi tazeli. Onu da biraz hatırlatalım isterseniz. Hatırlatalım. Şimdi bakın, o ekonomik kriz anayasa fırlatmayla olacak bir şey değil. Hayır. Demek ki bu güçler bunu organize ettiler. Bakın şimdi 2002 ekonomik krizi şöyle bir düşünün. Bir gece dolar 600 binden 1 milyon 600'e çıktı. Şimdi biliyor musunuz siz? Cumhuriyet tarihinin en büyük ekonomik depremidir 2001 krizi. 2001 krizi. Evet. En büyük. 1500 lira maaş alan bir kişinin maaşı reel olarak 500-600 lira düştü. Sabancı bile düştü geldi. Sermayemin %40'ını kaybettim. %40'ını bir gecede. İlk defa Cumhuriyet tarihinde esnaflar yürüyüş yaptı, biliyor musunuz? Esnaflar yürüyenlere Moskova'da bağırırlardı. Demek ki ilk defa Cumhuriyet tarihinde kırsal kesimde yaşayan yurttaşlarımız Eskişehir'de pancar mitingi yaptı. O 2000 ekonomik krizden sonra alınan tedbirler o kadar toplumu sıktı ki, o kadar acıttı ki, gübre 4 liraydı, bir gece 21 liraya çıktı gübre. 2, pancara kota geldi, tütüne kota geldi. Ve vatandaşlarda rantiye kesimi hariç ulusal sanayiciler bile o krize korkunç bir şekilde sadece rantiye kesimi yükselen faizlerden yararlandı. Ve bütün bunların müsebbibi de kim doğru yal gibi düzende var olan partilere bağlandı. Bunlar da dini imanı bütün sağlam adamlar, hiç olmazsa öbür dünya korkusu var diye insanlar buraya. Orada muhalefetinde şöyle bir yanlışlık oldu. Şimdi sosyal demokrat bir parti olarak bizim sistemin baş kaldırısı olmamız gerekiyordu. O krizin ezdiği köylülerin, emeklilerin, işçilerin, memurların, hatta ulusal sanayicilerin kulağı, ağzı, gözü, bayrağı biz olmalıydık.
biz sistemin muhalefetine oynamalıydık. Tam tersine Cumhuriyet Halk Partisi 2002'den önceki uyguladığı stratejinin gereği biraz sistemle uyumlu gözükerek siyasi İslam'a çok dokunmadan bir muhalefet stratejisi götürdü. İşte bakınız o seçimlerde sistemin muhalifi olan Tayyip Erdoğan'la sistemin muhalefetlerini oynayan Cem Uzan %9 oy aldı. Yeni kurulan bir partiydi. Bazı çevreler Cem Uzan'ın aldığı %9 oyunu köfte dağıtımına, İbrahim Tatlıses'e türkü söyletmeye bağladılar. Bu çok yanlış bir değerlendirme. %9'luk oy tamamıyla Cem Uzan'ın ortaya koyduğu siyaset usulünün, muhalefet yaklaşımının sisteme yönelik eleştirilen bir ürünüydü. Tayyip Erdoğan da sistemin muhalefetini oynadı. Asıl sistemin muhalefetinin söz olması gereken Cumhuriyet Halk Partisi de sistemin koruyuculuğuna ve bütün seçim boyunca da dokunulmazlık ve dürüstlük ekseni tarafında bir siyaset söylemi gelişti. Aç insana demokrasi notu verilir mi? Aç insana, karnı aç insana demokrasiyle tokluğu tercih et dediğin zaman adam tokluğu tercih ederse bu adama ayıplanır mı? Bugün durumda aynı mı? Böyle bir şey olur mu? Orada biz, ben şuna inanıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi o seçimlerde ey köylüler, size bir gecede gübreyi 4 liradan 21 lira almaya mahkum eden, bizim için stratejik ürün olan 3 milyon 4 milyon insanın karnını doymasını sağlayan, dikiminden de ambalajında tütüne kota getiren, bizim çiftçimiz için önemli bir gelir kaynağı olan pancara kota getiren bu sistemi ben değiştireceğim, beni peşime düşün deseydik. Emeklilere, işçilere bu düzen sizi eziyor. Cem Uzan sizin yaptığını de, deseydik yani. Deseydik ben hiç kuşkuydum. Cumhuriyet Halk Partisi %30-35'lerle iktidardı. Bakınız o seçimlerdeki şeye bakın, orantısızlara. Bir tarafta lideri yasaklı bir parti. Tayyip Erdoğan yasaklı. Kendi seçime giremedi. İki, Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılmış bir partinin atıkları tarafından kurulmuş. Bırakınız Cumhuriyet Halk Partisi'ne sıcak bakan kişileri, merkez sağdaki yurttaşlar bile bunlar iş başına geldiğinde kurucu iradeyle bir ciddi sıkıntı yaşanır diye endişeyle baktığı bir süreçteyiz. Bu tarafta 90 yıllık bir Cumhuriyet Halk Partisi ciddi bir şekilde o tarihte yönetimde bulunan yönetim kadrosu her şeyi hakim bir durumda. Ama maalesef seçimlere girdiğimizde Adalet ve Kalkınma %30'un üzerinde oy aldı. Biz %20'lerde kaldık. Ben orada bizim götürmüş olduğumuz siyaset söyleminin toplumun beklentileriyle çakışmadığı için böyle bir olumsuz tablosun çıkılmasına neden olduğu kanaat içi. Çünkü biz, bakın biz sosyal demokrat bir partiyiz. Sosyal demokrat partisi sistemle uyumlu yaşayamayan kişilerin, insanların partisidir. Anadolu'da yokluk içinde kurulan soluk bezi insanların partisidir. Gece sosyal demokrasi. Dolayısıyla sosyal demokrat bir partinin toplumun o kesimlere bütünleşmesi, o kesimlerin beklentisine uygun bir şekilde siyaset söylemini şekillendirmesi, projelerini hayata geçirmesi gerekiyor. Ben 2002 seçimlerinde böyle bir doğru olmayan, bakın o seçimlerde bizim kadro bakarsanız İşte öylesine bir kadro kuruldu ki sanki bütün toplum kesimleri temsil eden insanlar partinin üç kadını görevlendirilmiş gibi bir görüntü yaparak söylenden ziyade siyasal kadroları vitrine söylerek oy alma tercih edilmiştir. Örneğin Yaşar Nuri Öztürk, örneğin Bayram Meral, örneğin Zülfü Livaneli, örneğin Kemal Derviş. Şimdi Kemal Derviş gerçekten Türkiye'ye geldikten sonra önemli bir şey. Ama Sosyal Demokrat bir parti Kemal Derviş'i kendi vitrine çıkararak, Kemal Derviş'in devreye sokmuş olduğu bütün düzenlemeler Sosyal Demokrat bir partinin tabanını tahrip ederken nasıl oy alabiliriz? Ki size gelmeden DSP'yi böldüğü oradayken. Ondan falan meşgul değilim. Nasıl biz şimdi köylü ezilmiş, işçi ezilmiş, memur ezilmiş, sanayici ezilmiş, sadece rantiye kesim o fırsatı yararmış. Biz de sanki
Getiriyoruz. Toplumla kendi düşüncemize, kendi doğal tabanıma, hedef kitlemize ters düşen bir siyasal kadro toplumun karşısına çıktık. O zaman buradan da Tayyip Erdoğan bir taraftan mağduriyet edebiyatı, öbür taraftan da 2001 krizinden sonlanan ekonomik önlemleri ortadan kaldıracak gibi bir siyaset söylemi iş başına geldi. Ama iş başına geldikten sonra ortadan kaldıracağı dedi ekonomik politikaları aynen uyguladı geldi. Hiçbir şey değişmedi aslında. O zaman medya AKP'nin yanında olmasa bile o dönemki CHP'nin yanında. Bu özel bir konjonktürdür. Bakın o seçim sürecini çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Bakınız yani işte Ecevit elemen oldu. Doğru yol elemen oldu. Yani hepsi bütün MHP barajı elemen oldu. Yani ondan sonra biliyorsunuz böyle bir o konuda işte bence bir özel şart. İki, bir de bir şey var. Medya kadar canlı bazı unsurları var. Neyi? Eskiden Cumhuriyet'in, sosyal demokrasinin kırsal kesimde Anadolu'nun en ucu kılcal damarlarını yer tutan öğretmenleriniz vardı. Taşınma eğitimden sonra Cumhuriyet'in oradaki uzantıları yok oldu. Onlar başka anlayışlara, başka düşüncelere teslim edildi. Bugün siyasi İslam bunu yaygınlaştırarak daha güçlü kadrolara sahip oldu. En küçük mezrada, en küçük köyde yerleşim alanda siyasi İslam'ı içtenlikle savunan yüz binlerce insan var. Onların medya eksikliği olsa bile o insanlar. İki, sosyal demokrasi yeniliği öngören bir dünya görüşü. Toplumda değişimi öngören. İnsanlar tutucudur. Değişikliği, yeniliği somutta yakalama fırsatını elde etmediği sürece yeniliğe kuşkuyla bakar. Yeni düşüncelerin toplum tarafından kabul edilmesi, o yeni düşüncelere savunan siyasi partinin üye profilinin çok eğitimli olmasıyla biraz özdeştir. Eğer bir sosyal demokrat parti toplumda ciddi bir şekilde üretim ilişkilerinde, dağıtım ilişkilerinde değişik yapmayı öngören bir sosyal demokrat partinin üyeleri oturduğu yerleşim alanında parti ideolojik ve felsefi boyutta iyi temsil edemiyorsa, medya yalnızca noksansa değişikliği öngören parti yoksa diyorsunuz. Biat da zaten olamaz biat böyle bir parti içerisinde. Dolayısıyla sıkıntı var. Biz şimdi düşüncelerimizi toplumasının tabana güçlüyoruz. Ne kadar ulaşabilirsiniz? Ne kadar? İki, bir başka bir şey var. Ciddi bir ekonomik kaynak var Adalet ve Kalkınma Partisi'nin arkasında. Hem hazineden aldığı para hem de sarf ettiklerine bakarsanız korkunç bir güç oluştu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde böylesine çok güçlü bir kaynak falan yok. Zaman zaman İş Bankası'ndan sanki Cumhuriyet Halk Partisi çok büyük miktarda paralar alıyormuş gibi yayınlar, iddialar ortaya konulur. İş Bankası'ndan falan Cumhuriyet Halk Partisi herhangi bir gelir gelmez söz konusu değildir. Oradaki Atatürk'ün hisselerinden kaynaklanan temettü Dil ve Tarih Kurumu'na gider. Şimdiki yapısıyla Türk Dil Kurumu Tarih Kurumu'na gider. Şimdiki yapısıyla onlar da Atatürk'ün ilkelerini ortadan kaldırmak için Atatürk'ün hisselerini aldıkları parayla da görevleri çok iyi bir şekilde yapmaktadırlar. Peki bugünkü durum farklı mı bundan? Şimdi 2001 ve 2002'deki seçim dönemindeki CHP'nin yaptığı hataları söylediniz. AKP'nin yanında medya olmasa bile işte öğretmenler, siyasal İslam'ı savunur hale gelen öğretmenlerin medya bir görev yaptığını söylediniz. Öğretmenleri yok ortada. Öğretmeni taşımayınca çok bir şekilde biliyorsun taşıma ötesi. Şimdi kırsak böyle falan kalmadı artık. Orada başkaları var şimdi. Başkaları oraları tutuyor. Evet. Bugünkü durumu değerlendirelim o zaman. Bugün durum nedir? Şimdi bugün de CHP'nin yanında ya da muhalefetin yanında medya yok. Yani AKP medyasına baktığınız zaman solda sıfır. Zaten soldasınız ya siz, onun için solda sıfır. Sağda olsaydınız o sıfırın değeri olacak. Şimdi solda sıfır bir medyanız var. Peki sermaye bakımından da öyle. Şimdi AKP'nin AKP'yi destekleyen sermaye ile kıyaslandığı zaman muhalefet gene solda sıfır. 2013'teyiz. Önümüzdeki sene başında seçim var. Hayati bir seçim. Ben geldim 50 küsur yaşına tam söylemeyeyim.
Bugüne kadar hep şunu duydum. Her seçim çok kritik. En kritik seçim diye diye duya duya geldik. Ama hakikaten 2014'teki seçim kritik bir seçim. Yerel seçimleri kim alırsa bence Cumhurbaşkanlığında olacak. Çok önemli. AKP yerel seçimlerde büyük bir darbe yerse Cumhurbaşkanlığını unutsun. Ama tersi olursa da herkes her şeyi unutsun bu tarafta. Şimdi bu 2001 ve 2012 koşullarını anlattınız. Bugün durum farklı mı? CHP kendisini daha iyi anlatabilecek mi? Sivil toplum örgütleriyle birçok insan diyor ki bu kanalı izleyenler Adnan Bey'in anlattıklarına teşekkür ediyor ama bunları biliyor. Bundan sonra ne yapacak? Şunu da eklemek isterim. 2007-2008 civarında işte bizim yazdığımız yazılar, konuşmalarımız, televizyon programları falan vatandaşlardan şöyle bir tepki almaya başlamıştım. Ya Hulki Bey çok iyi. Kitaplar yazıyorsun, gazetede köşe yazım var, ceviz kabı programları var. Çok iyi anlattınız, sorunları söylediniz. Biz bunları biliyoruz. Peki ama bundan sonra ne yapacağız demişlerdi o tarihte. Onun yanıtı sandıkta bir türlü verilemedi. Şimdi aynı şeyi izleyicilerimiz soruyor. Peki ama bundan sonra ne olacak diyorlar. Bu sorunları biliyoruz. Yaşadık. Zaten bunlara tepki olarak Taksim'de, Türkiye'nin her yerinde Taksim Gezi Parkı ruhuyla ortalığa çıktık. Ne değişti? Bundan sonra ne olabilecek diyorlar. En hayal sorulardan biri de bu galiba. Yani tabii demokrasilerde aritmetik sihirli formüller yok. Yani elimizde Hazreti Musa'nın asası gibi talimat verdiğimizde, buyruk verdiğimizde istediklerimizi yerine getirecek bir sihirli formül söz konusu değil. Biz şimdi parti olarak bu konuda geçmişte yaşadığımız olumsuzlukları, yanlışları giderecek çalışmalar sergiliyoruz. Geçen seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi aslında toplumun sorunlarına dönük çok yaygın bir şekilde çözüm reçeteleri üretti. Bunlar belki toplumun tam eleştirisine, beğenisine sunulamadı. Şimdi yerel seçimlerle ilgili ciddi çalışmalar götürüyoruz. Adaylarımızı parti tabanının yoğun katılımıyla yapacağımız, devreye sokacağımız yöntemlerle belirleme konusunda hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Geçen haftalarda 33 tane il örgütümüzü Ankara'ya çağırdık. O örgütlerde görevli olan MYK üyelerimiz, milletvekili arkadaşlarımızla beraber toplantılar yaptık. Hangi yerleşim alanında hangi yöntemi uygulayarak adaylarımızı belirlememizin toplumun beklentilerine yanıt vereceğini yakalamaya çalışıyoruz. Bu hafta da yine 30 tane il örgütümüzün yöneticilerini ve denetmelerle toplantılar yapacağız. Öyle sanıyorum ki Ağustos ayının içerisinde falan hangi yerleşim alanda hangi yöntemi uygulayarak adaylarımızı belirleme çalışmalarımızı bitireceğiz. Ve bu çalışmaların sonunda parti tabanının katılımlarıyla adaylarımızı belirleyip erken bir tarihte Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı da yerel yönetim adaylarını halkımızın beğenisine, takdirine sunacağız. Eylül ayında mı? Eylül ayında sanırım. Eylül-Ekim ayında. Yani resmi ön seçim tarihinden önce bunları tamamlayacağız. Hı. Ve geçmişte olduğu gibi merkez yoklaması değil, adayları yalnız genel merkezin takdirine değil, parti tabanında beklentilerini, taleplerini, yönlendirmesini dikkate alarak belirleyeceğiz. Dolayısıyla da parti örgütünün de siyasal çalışmalarda etkin bir şekilde rol almasını sağlayacak bir düzenleme peşindeyiz. Bu olmadığı zaman parti tabanı seçimlerde çok biraz daha soğuk bakıyor, biraz mesafeli buluyor. Çünkü kendini temsil edecek insanları belirleme hakkını kullanamayınca zaten demokrasinin biliyorsun vazgeçilmez kurallarından birisidir. Dolayısıyla geçen seçimlerde çok yoğun bir şekilde kullanamadığımız bu yöntemi bu seçimlerde ciddi bir şekilde yaşama aktarma anlayışının içerisindeyiz. Genel başkanımız ve parti yönetimindeki arkadaşlarımız çok ciddi çalışmalar götürüyor. Geçmiş dönemden çok farklı bazı uygulamaları devreye soktuk. Örneğin milletvekili çıkaramadığımız illere milletvekili arkadaşlarımızı görevlendirdik. Onlar bu seçim döneminden bugüne değin
milletvekili olmayan illerdeki illerimiz arkadaşlarımız çalışmalar yapıyor ve yaptıkları çalışmaları rapora dönüştürerek bize sunuyorlar, yöneteme sunuyorlar. Yani hatalar ne yapabiliriz diye rapor çıkıyor. Hem de hataları hem de oradaki halkla olan ilişkilerimizi götürme açısından, örgütümüzle biraz daha canlı ve diri tutarak onların da sürekli bir şekilde çalışma içerisinde sağlam yönelik girişimler sergiledik. Genel Başkan çok yaygın bir şekilde bir çalışma götürüyor. Her hafta 3-4 tane etkinliğe katılıyor. Yani halkla bütünleşerek, sivil toplum kuruluşlarına daha sıcak ilişkiler kurarak çalışmalar götürüyoruz. Esnaf ve iş adamları ile ilgili çok yaygın bir çalışma götürüyoruz. Bu konuda görevli olan Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak'ın yapmış olduğu çalışmalar var. Bugüne kadar örneğin İzmir'de çok yoğun bir esnaf katılımıyla esnaflarla ilgili Genel Başkanı ve ekonomiden sorumlu Genel Başkanımız arkadaşımızın katıldığı toplantıları yaptık. Mersin'de, Malatya'da, Trakya'da sanayicilerimizle ciddi çalışmalar yapıyoruz. Orada onların sorunlarını dinliyoruz. Arkasından da Cumhuriyet Halk Partisi olarak sanayideki yaşanan sıkıntılarla ilgili, esnafların yaşadığı, içte olduğu sıkıntılar gibi partimizin görüşlerini yansıtıyoruz. Bugüne kadar sosyal demokrat cenahta çok görülmeyen bir çalışma yöntemi sergiledik. Yani bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi sanki iş adamları, iş dünyasıyla, sanayi biraz bir parti gibi gözüküyordu ama bunu tam tersine çevirdik şimdi. Yani bir taraftan yalnız artı değeri rantı paylaşma peşinde değil, üretimle de yakından ilgilenen, sıcak ilişki içerisinde olan bir sosyal demokrat parti çalışmalarını götürüyoruz. Çalışma alemiyle çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. İllerde emek büroları kuruyoruz. Bu konuda bir genel başkan yardımcısı arkadaşımız görev yapıyor. Biz sendikacı arkadaşımız illerde emek büroları giriyor. Dolayısıyla çalışanlarla ve partinin çok bir organik ilişkisini güçlendirecek çalışmalar sürdürüyoruz. Önümüzdeki günlerde bu çalışmaları daha da yaygınlaştırırız. Ve bu seçimde daha iyi bir sonuç alacağını umudu ve beklentisi bir rica edelim. Yanınızda medya olmasa da siz hakikaten mecburuz. Zaten başka bir çözüm şeyimiz yok yani. Başka bizim topluma ulaşma, toplumla sıcak ilişkiler kurmamızın başka bir yolu yöntemi kalmadı. Bu yöntemlerle toplumun en ucuz köşelerine doğru ve şunu yapmaya çalışıyoruz. Partinin girdi kanallarından toplumun özlemlerini, yüksünmelerini, beklentilerini alıyoruz. Bunları aldıktan sonra da partinin yetkili organlarında bunlara yanıt oluşturacak çözüm reçetelerini üreterek çıktı kanallarında topluma bu çözüm reçetelerini gönderiyoruz. Broşürler haline gösteriyoruz. Biliyorsunuz bu çözüm sürecinin içerisinde demokratikleşme ile ilgili çok ciddi çalışmalar sergiledik. 17-18 tane çözüm önerisini koyduk. Hatta bunların bir kısmını biliyorsunuz parlamento gündemine indirdik. Bakınız medyadaki bize olan mesafeli yakın. Şu an Türkiye'de biliyorsunuz seçim barajı tartışılıyor. Sürekli soruyor seyirciler. Evet. Biz bu konuda vermiş olduğumuz yasa teklifini Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çözüm sürecindeki yanlış tutumunu gelin şunu aşağıya çekecek, barajı aşağıya indirecek düzenlemeyi yapalım. Yasa teklifimizi indirdik. Maalesef Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilleri de çoğunlukta olduğu için bizim yasa teklifi reddedildi. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi kendisine göre güya seçim barajını indirme çalışmaları yapıyorum şeklinde açıklamalar yapıyor. Ama muhalefet tarafından getirilmiş önerileri reddederek bu konuda atılması gereken adımları da önüne seçecek. Sonradan açıkladı ama başbakan değil mi? Seçim barajının inmesini gündemimizde yok. Gündemimizde yok dedi ama sonradan biraz hafif bir farklı açıklama geldi. Evet barajın indirmesini düşünüyoruz ama dar bölge sistemiyle beraber. Yani seçim barajının olmasından kaynaklanan sıkıntıyı kaldırıyoruz görüntüsüyle yeni bir yasal tuzak kurma peşinde oldukları ortaya çıktı. Dar bölge sistemiyle. Peki şunu sormak istiyorum. Gene reklam arası geldi ama şu konuyu halledelim sonra reklama gideriz. Şimdi dışarıdan baktığımız zaman bu seçim barajı tartışmalarına evet demokrasinin gereği olarak %10 seçim barajı dünyanın hiçbir tarafında yok. Demokratik ülkelerde Avrupa Birliği'nde yok. Bunu indirelim. Demokrasinin şartıdır gibi geliyor. Ancak benim anlamadığım şu. CHP veya MHP gibi bir barajı aşan, baraj sorunu olmayan bir parti için bunun ne önemi var? Ne anlamı var?
Şu açıdan söylüyorum. Diyelim ki ben küçük bir partinin başkanı olsaydım, ya %10 alamıyoruz da baraj %3'e inse belki %3'le meclise gireceğiz diyebilirdim. Ama bu CHP'nin ve MHP'nin sadece demokrasiye sahip çıkma duygusunu anlıyorum. Güzel, demokratik açıdan kendisine yaramasa bile sahiplenmek zorunda. Tamam, ama bu CHP ve MHP'nin çok üzerinde durması gereken bir konu mu? Yani CHP zaten %10 barajın üzerinde, MHP üzerinde. Bu sizin iktidara gelmenizi doğrudan etkileyen bir konu mu? Hiç alakası Hayır. yok bence, değil Bakın, mi? Yanlış mı düşünüyorum? Doğru düşünüyorsunuz. Yani anlamadığım nokta çok mı? Doğru düşünüyorsunuz. Ama burada şunu iyi görelim. Bakın, bugün Türkiye'de ciddi bir Kürt sorunu var. Tartışılıyor. Önemli gelişmeler yaşıyoruz. Onlar giriyor sorun, mu? Sorun dışarı doğru yansıdı. Hayır. Bak, farklı başlı anlayışlar var. İnsanlar demokraside niçin sistemle uyumlu yaşar? Parlamento vitrininde, vizyonunda kendi rengini gördüğü için. Tabii. Kendi görüşü temsil edilsin istiyor. Kendisinin üzüntülerinin, özlemlerinin, beklentilerinin kendisini rengi tarafından orada dile getirileceği, çözüm önerilerine kavuşturulacağı inandığı için insanlar demokraside sistemle uyumlu yaşar. Baraj yüksek olunca, düşünün, 999 oy almış bir siyasi parti, yani neredeyse 1,5 milyon bir seçmen kitlesi, parlamento çalışmaları gündeme geldiğinde kendi rengini, kendini temsil eden insanları göremiyor. Tamam. Dolayısıyla hem demokrasiye bakışı mesafeli hale geliyor, hem siyasete inanmaz hale geliyor. O zaman da sistemle uyumlu yaşamalarında sıkıntılar yaşıyor. Bakın, belki bu sistem baraj aşağı çekilseydi, farklı etnik yapıdaki yurttaşlarımız keşke bunları yaşamasaydık, uluslaşma sürecini tamamlasaydık da insanlar lokal kültürlere yani sığınma ihtiyacını hissetmeseydi. Maalesef ülkemizin yaşamış olduğu çok acı olaylar tam tersine yurttaşlık, vatandaş, uluslaşma süreci engelledi. İnsanların da yurttaşlık bilinciyle hareket etmesine ciddi bir şekilde set çekti. Mikro milliyetçilik. Evet, gelişti belki. Maalesef. Şimdi baraj en azından şunu getirecek. Bu konuda farklı gruplaşmaların parlamentoda temsilini imkan sağlayacak. Onlar da parlamenter sisteme sıcak bakacaklar. Kendi sorunlarını orada çözüme kavuşturacağı yönelik inançları tazeli canlı tutacak. Ama bu, asıl burada seçim evet. sisteminde başka bir şekilde düzeltilmesi gerekiyor. Bakınız, Adalet ve Kalkınma Partisi aldığı oy oranından 8-9 puan yüksek bir şekilde parlamentoda temsil ediliyor. İnanılmaz bir aksiyon. Cumhuriyet Halk Partisi de aldığı oy oranından daha düşük düzeyde parlamentoda temsil ediliyor. Elbette ki baraj aşağıya çekilirken aynı zamandaki seçim sisteminden kaynaklanan bu haksızlığın, bu adaletsizliğin de ortadan kaldırılması bir düzenleme yapıyor. Evet. Ama ben şunu anlıyorum. Şimdi Kürt açılımı diyor. Ne olduğu belli değil. Ama en azından şu olmalı. Bir takım muazzalı yollarla, kirli yöntemlerle, oradaki seçim sandık kurulundaki görevliler baskı altında, tehdit altında tutularak oylama yapılıp sandıktan çıkma zorları aranacağına, her baraj aşağıya düşünsün, bu konuda farklı anlayışta olan gruplarda parlamentoda temsil edilme imkanı sağlasın, demokrasimiz de sağlıklı bir. Şimdi siyasi partiler bütün düzenlemeleri kendi siyasi çıkarlarından bakamazlar. Tabii, ülkenin çıkarları da böyle bir özveriyi, böyle bir talebi gündeme getirmemizi zorunlu kılıyor. Bu olursa en azından Türkiye'de daha fazla insan demokraside güvense. Bakın, bizim bir başka ön seçim sistemi kalkınca, ben 1971'de siyaset atıldım. Çok gençtim. Milletvekili olmak istiyordum. Fakat önümde Denizli'de Hüdayi Oral gibi bir siyaset doğayanı vardı. Ön seçimde onunla yarışarak ancak milletvekili olma ihtimali söz konusu olan. Hüdayi Oral Ertuğrul Özkök'ün kayınpederi. Kayınpederi. Evet. 8 sene hiçbir yere aday olmadan il başkanlığı yaptı. 1977 seçimlerine kadar. Şimdi ön seçimi kaldırdık. 12 Eylül'ün elitçi ve seçkinci anlayışı. Ön seçim kurumunu işte sarhoşlar içki masalarında adayları belirliyor gibi suçladı. Yurttaşlarımızın
demokrasiye olan inancı törpülendi. Siyaset olan ilişkisi azaldı. Siyaset de halk tribünlerde seyrederken bir avuç elit tarafından yapılan bir uğraş haline geldi. Bu şunu getirdi. Ciddi siyasetçilere yetişmesinin önü kesildi. Doğru. Siyaset adamlarının seçildikten sonra vatandaşla olan sıcak bağlarının buharlaşmasına neden oldu. Devam edeceğiz. Reklam süresi geçti ama asıl sorduğum sorunun yanıtını alamadım. Onun yanıtını alalım, reklama gidelim. Şimdi bu dediğiniz doğru. Eğer bunlar doğru olmasaydı zaten AKP eleştiriyoruz ya, herkesin başbakanı olacak olmuyor. Karşı tarafı rakip görüyor. Nefret söylemleri oluyor. Bu olmasın. Yani CHP'nin ve MHP'nin işine yaramasa bile seçim elbette barajının düşmesini istemek demokrasi gereği isteyeceksin. Ancak benim sorum o noktada değildi. Böyleydi ama şuydu. Bu ülkenin AKP iktidarından kurtulmasına bir fayda sağlamayacak bu barajın düşmesi. Yani mesela baraj düşerse CHP'nin oyu artacak mı? CHP'nin oyu diye bakmıyorum. Başka şeyler olur. MHP'nin oyu artacak. Başka şeyler olur. İşçi Partisi'nin. Bakın başka şeyler orada. Şimdi 2, 3, 4 puan alıp da parlamentoya giremeyen şeyler. O nereye gidiyor onlar? AKP'ye gitti oylar. O haksızlık önlenir. O haksızlık önlenir. Yani o konuda çıkacak tabloyu şimdiden kestirmek biraz çok kolay değildir. Ama yani orada daha üst düzeyden bakarsanız demokrasi açısından bunun vazgeçilmez bir şekilde bakmak gerekiyor. İki, bunu sadece Adalet ve Kalkınma Partisi iktidardan düşme aracı olarak görmek çok doğru değil. Asıl demokrasi açısından, asıl Türkiye'deki yaşayan 76 milyon insanın demokrasi içerisinde güzellikleri paylaşarak demokrasi içerisinde haklarını, hukuklarını korumaya imkan sağlayacak bir sistemin oturtulması olarak bakmak gerekiyor. Ben öyle yaklaşıyorum. AKP'nin olaya haksız bir milletvekili sayısı var. Sürekli söylüyoruz. Mecliste %60 küsürü işgal ediyor milletvekiliyle ama aldığı oy %35, %40. %40 aldıysan %40'ını oluşturacaksın meclisin. Tabii. Bu antidemokratik, inanılmaz bir şey. İslamiyete aykırı, insan haklarına aykırı, her şeye aykırı ama insanlar bunun üzerinde oturmayı tercih ediyor. Bu güç bana yetiyor diyor. Mesela önceki seçimlerde Doğru Yol Partisi diye bir parti vardı. %9.5 oy aldı. Biz 95'te biliyorsun, evet. 95'te biz 9 300-400 bin oy alsak barajın altında kalmıyorduk. Yani bunlar öteki partiye gidiyor. Tabii. Yani ben Ahmet'e veriyorum, baraj aldı kaldı diye oylar gidiyor Mehmet'e. Böyle bir şey olamaz. Bu açıdan doğru. AKP'nin tek parti diktatoryası ya da tek parti egemenliği diyelim azalır gider. Ama bu muhalefet partilerinin oyunu artırmak açısından bir fayda sağlamak. Hayır, onun için de o sistemdeki diğer şeyin giderilmesi gerekiyor. Evet, reklamlardan sonra devam ediyoruz efendim. Evet Sayın Keskin, mağduriyetler demiştik. Bir de aslında izleyicilerimiz soruyor, yurt dışı ile ilgili konuşmadık. Bu seçimlerle ilgili sorularımız olacak. İzleyicilerimizin özellikle Twitter'dan gelen sorularından not ettim. Onları da yönlendireceğim size. Mısır'daki olaylar malum. Şimdi görüyoruz ki Mısır'da AKP tek başına kaldı ama oradan bile Türkiye'de kendisine mağduriyet çıkarmaya çalışıyor. Mısır'da olan olaylarla Türkiye'nin, Türk seçmeninin ne alakası var desek ne dersiniz? Mısır'daki olaylar da tabii bağlantıyı şöyle kurmaya çalışıyor. Diyor ki niçin diyor orada diyor seçimle sandıktan çıkan bir insana karşı bir askeri darbe yapıldı da Türkiye'deki diyor demokrasiyi eleştiren, bizim iktidarı eleştiren bu konuda suskun kalıyorlar diyor. Hatta bugün çok ilginç bir cümle de söylemiş. Gezi olaylarında diyor, üç bez diyor gaz sıkınca diyor Yedigöy'ü yıkıp neredeyse diyor dışarıdan diyor güç davet edecek şekilde diyor bağıranlar diyor. Mısır'da 150-200 kişi öldü diyor. Niye sessiz kaldılar diyor. Bugün Türkiye'ye yönelik bir eleştiri de sergilemiş. Tabii dışarıdan yurt içine yabancı güçleri kimi çağırdı? İstiklal Savaşımız da çok bellidir. Gezi olaylarına karışan, gezi olaylarına sahip çıkan insanların bağlı olduğu inanç, insanların bağlı olduğu geride kalmış grupların yurt dışından güçler çağrı olduğu bilinendir. Bizzat Tayyip Erdoğan'ın sürekli bir şekilde canlı ve diri düşmeye çalıştığı anlayışın temsilcileri
yurt dışından insanları Türkiye'ye çağırmıştır. Ulusal Bağımsızlık Savaşı'nın başarıya ulaşmaması için iç isyanları ortaya çıkmışlardır. Şimdi Tayyip Erdoğan bütün bunları unutarak suçlamaya gidiyor. Ve o kadar toplamak. O kadar garip şeyler söylüyor ki şimdi Mısır'daki olaylara şöyle bakıyor. Sandıktan çıkmıştır. Sandıktan çıkan kişiye saygı durma, dokunulamaz diyor. Dolayısıyla bunu aynı zamanda Türkiye'de indiriyor. Ben de sandıktan çıktım. Hiçbir denetime, hiçbir kurula tabi olmadan çoğunluk bende olduğu için istediğimi yaparım mantığına adeta Mısır'dan da destek bulmaya çalışıyor. Peki bir sandıkta, demokrasilerde sandıkta kral mı seçiliyor? Padişah mı seçiliyor? Böyle bir şey olabilir yani mi? Seçtiğimiz şimdi belki kraldır, her dediğini yapar mı? Sandık demokrasi pınarının önemli bir unsurudur. Mutlaka. Buna inkar eden olmazsa yok zaten. Olmazsa olmaz koşuludur. Ama yalnız sandık demokrasinin vazgeçilmez temel bir kuralıdır deyip de demokrasinin diğer unsurlarına, diğer değerlerini ortadan kaldırırsanız, demokrasi soyut bir mekanizma ile getirirseniz orada demokrasi olmaz ki. Demokrasinin hukuk ayağı vardır. Demokrasinin adalet ayağı var. Demokrasinin sivil toplum ayağı var. Demokrasinin medya ayağı var. Demokraside azınlıkların hakları söz konusu. Bunları buharlaştıracaksınız. Medyayı güdük hale getireceksiniz. Azınlıkların taleplerine dikkat etmeyeceksiniz. Sivil toplum kuruluşlarını devreden çıkaracaksınız. Hukuku siyasal iktidarın buyruğu haline getireceksiniz. Yargının bağımsızlığını ortadan kaldıracaksınız. Özel yetkili mahkemeleri siyasal iktidarın şube müdürleri gibi çalıştıracaksınız. Sonra döneceksiniz. Ben sandıktan çıktım, bana kimse dokunmaz diyeceksiniz. Bir de şunu söylemişti daha önce. Bana diktatör diyorlar. Diktatörler hiç referandum yapar mı? Var, gider var, mi falan var, var. Dünyada çok örnekleri var. Hintlerin var, Mussolini'nin var. Üstelik de Hitler'in diktatörlüğü sandıktan çıkarak pekiştirilmiştir. Mussolini de orada pekiştirilmiş. Kenan Evren de işte referandumla Mussolini çıktı sandıktan. %92,5'la çıktı gitti. Bunları falan da görmezsen gelir. Burada çok başka bir çarpıcı örnek var. Şimdi diyor ki Mısır'da diyor sandıktan çıktı. Buna kimse dokunmasın. Türkiye'deki de diyor diri unsurlar bu sandıktan çıkan kişiye karşı yapılan bu askeri hareketin kastanıyor. Ben şimdi soruyorum. Peki Hüsnü Mübarek Eulaller karşısında askeri konsey iktidarı devretmedi mi Mısır'da? O zaman neredeydi bu başbakan? O zaman niye sandığı hiç gündeme getirmiyordu? O da seçimle geliyordu. O da sandıktan çıktı. Hani işine uydurmak yerine sandığına uyduruyordu. Sandığını iki Sudan'da seçimle gelen bir yönetici vardı. Bugün iş başında olan Ömer el-Beşir'in içinde bulduğu askeri güçlere ihtilal yaptı. Ömer el-Beşir şimdi Sudan'da devlet başkanı. Türkiye'de çok seviyorum. Bakın adamcağızın yapmış olduğu suikastlar var. 300 bin kişiyi öldürmüş. Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından aranan adam. Şimdi orada sandıktan çıkanı deviren kişiyi Türkiye'de Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararı hemen kabul edeceksiniz. Tantanayla onunla görüşmeler yapacaksınız. Orada sandık aklınıza gelmeyecek. Uzaya gitmeyen Suriye. Suriye'de Beşer Esad sandıktan çıkmadı mı? Şimdi sandıktan çıkana karşı muhalif güçler saldırılar düzenliyor. Bizim demokrasi hayrına sandık aşığın Tayyip Efendi de Türkiye'nin topraklarında onlara imkanlar soruyor, lojistik destek veriyor, eğitim imkanı veriyor. Elinden silahlarla Suriye geçmelerine müsaade ediliyor. Orada eylem sergilemesi, saldırı düzenlemesi gerçekleşiyor. Sonra geri gelişinde Kevgür'e dönen sınırımızdan içeriye alınıyor. Peki Irak'ta sandıktan çıkan Saddam'a karşı Amerika Birleşik Devletleri operasyon yapmaya kalktığında biz topraklarımızda Amerikan askerlerin konuşlanması için parlamentodan Tayyip Erdoğan ve kadrosu Türkiye'de meclisten karar çıkartmaya çalışmadı mı? 500 bin insanın 1 milyon insanın ölümüne neden olan 200 camilere girildi. Posta milyonlarca kadın gebe kaldı. Milyonlar çocuk öksüz kaldı. Orada niye sandıktan çıkan Saddam'a karşı gelişen bu hunharca saldırıların karşısına dikilme ihtiyacını duymadı? Libya'da Gaddafi'nin biliyorsunuz katlinden önce çok kısa bir süre gitti, orada kendisine verilen bir ödülü aldı geldi. Ama Gaddafi'nin ortadan kalan linç edilmesine zemin hazır hareketler karşısında suskunluğu Gaddafi sandıkla gitmedi yani.
Şimdi bütün bu örnekler farkına Mısır'a gelip diye sandıktan çıkmış insanlara karşı sahip çıkın mantığına hareket ediyor. Şöyle söyleyeyim, sandıktan çıkmış ak kaşık olmak gerekiyor. Aynen. Veya Tayyip'le aynı anlayışı paylaşmak gerekiyor. Aynı şey görüşüyor. Bütün şeyleri tamamen çifte standart. Kendi düşüncesine göre iş başında olanları eğer dostluğu, ilişkisi, beklentisine uygunsa onlar sandıktan çıkma oluyor. Ama öbürleri sandıktan çıkması unutuluyor. Onları iş başından uzaklaştırmasında sessizliği yeğleniyor. Maalesef Mısır'da üzücü olaylar yaşanıyor. Umuyoruz, diliyoruz ki bir an önce demokratik yaşama geçilir ve Mısır halkı demokrasi içerisinde birlikte yaşama şansı ve fırsatını elde eder. Şunları da söylemek istiyorum ben Mısır'la ilgili. Şimdi doğru, sandık kutsal ise bu kutsallığa saygı göstermek gerekiyor. Yani sandığa giren oyların demokratik olacak, baskı altında diktatörlükle, tehditle, silah gücüyle, mesela bizim Güneydoğu'daki sandıklar ne kadar demokratik oy giriyor ya, ne kadar demokratik oy çıkıyor. Bunlar hep tartışmalı. Yurt dışında da, Mısır'da da öyle, verdiğiniz Libya'da da, Suriye'de de diktatörler de sandığı önüne koyabiliyor. Sandık vazgeçilmez koşuludur, tıpkı İslamiyet gibi. Yani namaz kılmadı Müslüman değilsin, böyle bir şey yok. Kelime-i şehadet getirince Müslüman oluyorsun. Şimdi her şeyin birçok şartı var. Sandığa gereken saygıyı göstermemiz gerekiyor. Demokrasiyle gitmek gerekiyor. Kenan Evren'e diktatör dediler, referandumlar yaptılar. Kaç kere referandumun arkasından yargı paketleri gizlendi, onlar oylandı, geçirildi. Diktatör denilen Kenan Evren %92 küsür oy aldı. Geçmişte eski Yargıtay başkanlarından doçent, şimdi profesör oldu Sami Selçuk, şunu yazmıştı, söylemişti bir televizyon programında. Sonra ben onu demedim ama dedi, ama demişti. Ayıplı çoğunluktur dedi. Kenan, yani her zaman oy çokluğuna saygı duyamayız demişti. Doçent idi o sırada, Yargıtay başkanıydı. Kenan Evren'e %92,5 oy veren kitle, çoğunluk, ayıplı çoğunluktur demişti. Çünkü bir diktatöre oy verdiler demişti. Demek ki bir süre Sami Selçuk AKP'de ilk zamanlarda da çok desteklemişti. Sonra bazı konularda çatışmalar oldu, ayrıldı galiba. Ama o desteklediği dönemlerde sandıktaki çoğunluğun her zaman kutsanamayacağını vurguluyordu. Demek ki tek başına bu işler olmuyor. Şimdi Mısır'da Hüsnü Mübarek 30 sene yönetmiş. Tamam, 30 sene yönetmesin. Sandıkta götürün ya da kellesini bulmayın. Adam şu anda yatalak galiba. Demirler içinde geliyor, evet, mahkemeye. Şimdiki Mursi, görevde alınan Mursi yüzde kaç oyla geldi? Çok az. %10 zaten o kadar az iştirak vardı ki, evet, seçimlere. Ha, demek ki bir kere halkın Türkiye'de ders çıkarmalı bundan. Seçmen olan herkesin sandığa gitmesi lazım. Hastalar, mazeretler hariç. Zaten bizim kanunumuzda var. Gitmene para cezası. Ama uygulanmıyor. Uygulanmıyor. Bence uygulanmalı. Para cezası da artmalı. Trafik cezasında yanlış bir trafik ihlali 80-90-100 lira en küçüğü. Şimdi 5 lira 10 lira sandığa gitmeyene ceza yetmez. Trafik cezası düzeyine çıkarın, herkese ceza kesilsin. Çünkü efendim şunu demeleri mümkün değil. Efendim biz oy verecek parti bulamıyoruz, oy verecek kişi bulamıyoruz. Bu mazeret değil. Mutlaka birisine, sana en yakın birisine oy vermelisin. Senin sandığa, ey seçmen, size sesleniyorum. Sandığa gitmemeniz sevmediğiniz partiye oy vermek anlamına geliyor. Çünkü Mursi'nin yaptığı gibi %70'li sandığa gitmiyor. Azınlıkta insanlar iktidar oluyor. Sonra diyor ki verilen oyların yüzde bilmem kaçını aldım. Ama tüm seçmene vurduğun zaman azınlıktasın. Şimdi hepimiz o zaman sandığa gideceğiz. Tek şeyimiz budur. 4 yılda bir demokratik hakkımızı kullanıyorsak mutlaka sandık. Bakın Tayyip Bey de diyor, sandık diyor. O zaman siz de gideceksiniz. Vereceğim parti barajı aşar mı aşmaz mı? O ayrı. O ikinci analiz. Önce gönlünüzden bir parti geçsin, kişi geçsin, sandığa gidin. Sandığa gitmeyip sonra vay şu geldi, bu geldi, başıma bu geldi, niye? Yani böyle bir şey olamaz. Türkiye'de de yurt içinde de sandığa mutlaka seçmenin gitmesi. Bu görevimizi yapmıyorsak başkasından da bana şunu ver. Eleştirme hakkımız olmaz. Yok. Burada Mısır'la ilgili asıl önemli bir şey var. Sandıktan çıktıktan sonra siz demokrasinin temel değerlerine saygı göstermezseniz, sandıktan çıkmak, ben Mursi'nin büyük hatası sandıktan çıktıktan sonra yargıyı dinlemez oldu.
azınlıkta karşı taraftaki insanların, siyasi partilerin haklarını güdükleştirerek girişimler sergiledi. Dolayısıyla toplumdan ciddi bir tepki gelişti. Aynı bizim başbakan gibi. Onun için başbakanımız Mursi'ye sahip çıkıyor. Başbakanımız da sandıktan çıktım diyor. TUMOP'un, bir önemli bir sivil toplum, TUMOP'un ayakta kalmasını ortadan kaldıracak düzenlemeler yapıyor. TUMOP'un gelir kaynaklarını kurutuyor. Şimdi barolar var sırada. Belki önümüzdeki günler barolar tabipler odasını disiplin edecek, anlamsızlaştıracak düzenlemeler yapacak. Bundan evvelki kanun gündeki kararnamelerle bir takım düzenlemeler yaptı. Aynı şeyi Mursi de yaptı. Ben çoğunluk aldım. Öylesi isterim. Günümüzün demokrasi anlayışı çoğunluklu değil, çoğulculuklu bir demokrasi anlayışı. Parmak sayısıyla her isteyeni yapan değil, tam tersine azınlığın da kendisini ifade etmesine imkan sağlayan sivil toplum kuruluşlarının mensuplarının ekonomik, sosyal konu sorunlarıyla ilgili düşüncelerini açıklayan ve buna özen gösteren bir siyasi iktidar olması gerekiyor. Aynı olaylar Türkiye'de yaşanan bu haksızlık Bursi tarafından da yapıldı ve toplumda huzursuzluk çıktı. Maalesef istenmeyen olaylar gelişti. Evet. Şimdi yüzlerce Mısır vatandaşı da yaşamını yitirdi. Türkiye'de kimse, hiçbir Atatürkçü bunları desteklemiyor. Sanki oradaki ölenleri, katliamları, sivil insanların öldürülmesine Atatürkçüler destekliyormuş gibi böyle yanlış bir algı yaratıp burada mağduru oynamak da çok ayıp. Yani ne kadar bence ayıp. Bir başbakan diyor yani ki Gezi olaylarında diyor tepki koyanlar diyor 3-5 tane gaz sıkıldı Gezi koyanlar neredeyse diyor yurt dışından diyor dış güçleri çağıracaklar diyor. NATO'yu mu çağıracakmış? Neyi kastediyorsa şimdi böyle suçlamalar yapıyor ve diyor Mursi'ye karşı diyor yapılan bu askeri darbenin karşısında niye susuyorlardı? Ben de ona soruyorum. Sen niye geçmişte bunların karşısında sustun? Başbakansın. Ülkenin temsilcisin. Bu kadar haksız mı? Şu Irak'taki olaylara bakın bir. Türkiye'den kalkan uçaklar 1500 sorti yaparak Irak'ı taş üstüne taş bırakmadılar. Milyonlarca kadının gebe olmasına kaldılar. Öksüz çocukların ortaya çıkmasına neden. O zaman sandıktan çıkma aklına gelmiyor mu diye. Amerika Birleşik Devletleri sen ne yapıyorsun? Tamam. Bak bu adam sandıktan çıktı. Bırak bunu yine sandıkta bunun siyasi yaşamına, yöneticine son verirsin diye ağzını açmayacaksın. Hele hele Suriye'deki tutumu ortadayken kalkıp da buradan efendim Türkiye'deki insanlar Mısır'daki sandıktan çıkana sahip çıkmıyor suçlama getirmesi tam bir hikat garibesi. Dedim ya vurgun yemiş sünger avcısı gibi maalesef kötürüm olmuş, düşüncesi kötürüm olmuş, yaklaşımı kötürüm olmuş. Bu kadar çok yönlü, bu kadar çok suratlı bir başbakanı Türkiye görmemişti. Aslında başbakan elinde bir şans var Mısır olayında. Şimdi başbakanın bütün uluslararası müttefikleri Mısır'da Tayyip Erdoğan'ı yalnız bıraktı. Yani Amerika, Avrupa Birliği, değil mi? Yalnız bıraktı. Hatta Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ilk günlerde işte orada darbe oldu, höt falan filan dedi. Sonra bir konuşmasını takip ettim ve yazdım da Mısır'la ilişkilerimizi kesmeyi düşünmüyoruz, devam edecek dedi. Milli Günü bahanesiyle şimdiki Cumhurbaşkanı Abdullah Gül darbe diyerek iktidara oturdu dedikleri şu andaki Mısır Başkanı'na kutlama mesajı gönderdi. Madem darbeciyse bu Sayın Başbakan'a da seslenmiş oluyorum. Halkımız da duyuyor. Büyükelçimizi geri çekelim. Ya bırakın ilişkiyi kesmeyi. İsrail'e one minute deyip de göstermelik büyükelçi çekilip iki ay sonra sessizce gönderiliyor da Mısır madem darbe yapıldı, katliam var. Ya çeksenize büyükelçi. O büyükelçiyi çeksin göstermelik olarak. İlişkinizi kessenize darbeci bir ülkeyle. Müttefikleri Amerika onları destekliyor. Diyelim ki darbeciyi destekliyor. Hadi kahrolsun Amerika deme şansınız var. Buyurun deyin. Kahrolsun darbeci Avrupa Birliği deyin. Suudi Arabistan, Katar 8-9 milyar lira para gönderdi. Evet. Orada dostluğunu gösteriyor. Bu nasıl Müslümanlık, şeytanlık mı deme şansınız var Katar'a karşı? Yani karşı zavallı bizlere karşı bir şey söylemenin gereği yok ki. İşte güç odakları karşınızda. Müslüman dediğiniz Suudi Arabistan, Katar, müttefikimiz dediğiniz, eş başkan dediğiniz Amerika orada. Çok girmek için can attınız ama şimdi belediye başkanı olabilmek için Ali Babacan'ın Maastricht'ten karşı çıktığı Avrupa Birliği orada. Hadi kahrolsun
darbeye destek olan Amerika deyiniz ey AKP. Ya en azından onlarla da bir girişim sergileyiniz. Evet. Yani şimdi bakın o kadar şey ki. Elinizi tutan mı var? O kadar çelişkili hatırlarsınız. İnşallah dedi Suriye'deki bir hafta 10 günlük içerisine gidip cuma namazını kılacağız dedi. Nasıl kılacaktı cuma namazımızı? Amerikalılar da mı? Sandıktan çıkan Esed muhalif güçler tarafından devrilecekti. Sandık orada hiç ciddiye alınmayacaktı. Silahlı güç kullanarak devrilecekti. Başbakanımız da sandıktan çıkan Esad'ın devrilmesini mutlulukça cuma namazı Suriye'de kutlayacaktı. Hangi söze inanacak bu başbakan? Evet, yani o zaman 28 Şubat'ta Erbakan döneminden sonra gelen sandığa da saygı duyun. Tabii. Değil mi? O zaman ona da saygı duyun. Niye bize şu oldu, bu oldu? Peki orada da sandık oldu sonuçta. 28 Şubat sürecinin sonunda da bir sandık vardı. Her süreçte bir Tayyip Erdoğan çıkıyor. Dün söylediğini bugün inkar ediyor. Böylesine çifte standart, her süreci renk değiştiren, yüz değiştiren bir başbakanla karşı karşıyayız. Yurt dışına geçmişken Suriye'nin kuzeyinde PYD'nin, yani buradaki PKK'nın karşılığı olan PYD'nin bir Kürdistan özerk belgesi ilan edeceği söyleniyor. PYD'nin genel başkanı Türkiye'ye geldi. Dışişleri Bakanı ile galiba MİT Müsteşarı ile görüştü ya da görüşecek. Ağırlandı. Onu nasıl karşılıyorsunuz? Bir de nedendi? Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrili sözüne nazir olsun diye. Üç tarafı da Kürtlerle çevrili diye bir söz söylendi. Evet. Bu şimdi PYD olayı iktidarın dış politikasının çürüdüğünü... Pardon, bir not almıştım. Şurada söyleyecektim. Unuttum sandıkla ilgili. Onu söyleyeyim sonra Suriye'ye konuşalım. Sandığı konuştuk ya, sandıktan çıkmış Akkaş olmak gerekirden sonra şuraya yazdım, onu söyleyeyim. Sandıktan çıkmak yetmiyor. Sandığa sahip çıkmak gerekiyor. Ya demokrasiye sahip çıkmak gerekiyor. Mursi de sandıktan çıkmış olabilir. Sandığa sahip çıkalım ama Mursi de demokrasiye sahip çıksın. Her sandıktan çıkan demokrasiye de sahip çıkmak zorunda. Doğru. Evet. Hitler de sandıktan çıktı, evet. Mussolini de sandıktan çıktı. Ama sandıktan çıktığında dünyanın en acımasız faşizmini kurdular. Evet. Şimdi Suriye olayı siyasal iktidarın öngörüsüzlüğünün ve siyasi körlüğünün somut örneklerden birisidir. Bir daha söyleyeyim. Siyasi körlüğünün ve öngörüsüzlüğünün somut örneklerden birisidir. Stratejik derinlik iddiasıyla ortaya çıkıp sıfır sorumlu komşularıma dış politika götüreceğine yola çıkıldı. Ama geldiğimiz şu noktada sorunsuz komşumuz kalmadı. Herkese sorunluyuz. Sıfır komşu. Irak'ın meşru yönetimiyle sorumluyuz. Suriye'yle sorumluyuz. İran'la sorumluyuz. Bir siyasi öngörüsü olan siyasal iktidar Suriye'de böyle bir tablonun karşımıza çıkacağını görmesi gerekiyordu. Yani Suriye'nin meşru yönetimini devirmeye yönelirseniz, orada Türkiye'den giden güçler tarafından bir takım saldırılara sebebiyet verirseniz, oradaki doğan boşluğun PKK tarafından doldurulacağını görmemek için aptal olmak gerekir. Bu konuda daha PYD olayından evvel açıklamalar var biliyorsun. Yani Karayılan'ın BDP sözcülerinin yaptığı açıklamalar var. Türkiye'de PKK militanların terk edilmesi, Abdullah Öcalan'ın açıklamaları var. Abdullah Öcalan diyor ki Türkiye'de diyor PKK militanlarının diyor terk etmesi PKK'nın etkisiz kılacağı anlamına gelmiyor. Tam tersine Suriye'de, Irak'ta, İran'da ciddi bir şekilde görevler olacaklar ve orada yeni güçler kazanarak ayakta kalacak diye açıklamalar yapmıştı. İşte bu. Evet, bu olay geldi şimdi. İki, yine BDP sözcüsü kalktı dedi ki PKK'nın çeyrek asırdığı bölgede görevi var. Ona da silahları bırakmayacak dedi. Karayılan'da silahları bırakmak en son aşamadır. Dolayısıyla bu görüşmelerin nedeniyle biz silahları bırakmayacağız dedi. Şimdi Suriye ile Türkiye'nin ne sorunu vardı bu noktaya geldik biz? 2 yıl evvel bizim Sayın Başbakanımız Gaziantep'te Esad'la yaptığı toplantılarda ticari sözleşmeleri imzaladık.
Orada çıktılar. Her iki ülkenin lideri kendi toplumlarına yönelik demeçler verdiler. Bizim başbakanımız o kadar övdü ki Esad'ı. Bu anlaşmanın sonucunda Türkiye pasaportunu taşıyan yurttaşlarımız Halep'e, Şam'a giderek şöyle söylenmişti. Avrupa'daki Schengen yerine Şam geldi. Evet, Şamgen geldi demişti. İşte Suriye vatandaşları pasaportuna Gaziantep'e gelip alışveriş yaparak geri dönüyorlar ve biz Esad kardeşimle bunu başardık diye nutuklar söylemişti. Son hatırlayın, Bodrum'a gelmişti Esad eşiyle beraber. Sayın Başbakanımız eşiyle beraber aynı karede fotoğraflar verdi. Yetinmedi. Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiğinde Obama'ya karşı Esad'la ilgili referans oldu. Sözler söyledi. Esad çok iyi bir yönetici. Fakat sistemden kaynaklanan sıkıntılar vardı. Övgüler düzdük. Şimdi ne değişti ki bir buçuk yılın içerisinde? Yani Esad'la ilgili bu sıcak ilişkilerimiz, dostluk ilişkilerimizi ortadan kaldıracak hangi sebep vardı? Dönüp baktığımız zaman bizim iktidar sözcüleri başbakanımız tarafından Suriye olan ilişkilerimizin gerilimi bir noktaya gelmesinin temel nedeni Suriye'de demokrasi olmaması, oraya Türkiye Cumhuriyeti'nin devletinin demokrasi ithal etmek gibi bir görevi olduğu anlaşılıyor. Diyelim ki öyle oldu. Silahla mı olacak bu? Kendi ülkende demokrasi var mı? Sen Gezi olaylarındaki tutumuna, yaklaşımına, üslubuna bak. Orada Gezi olaylarında yasalar çerçevesinde kırmadan, dökmeden değişik farklılık anlayıştaki insanlar yan yana gelmişler. Demokratik taleplerini dile getiriyorlar. Sen bunların üzerine polisi sürüyorsun. Gaz bombası attırıyorsun, cop kullandırıyorsun, 5 tane vatandaşını öldürüyorsun, 8-10 tane gencinin gözünü çıkarıyorsun, 8-10 bin yurttaşını yaralıyorsun, bu tarafa geliyorsun, sanki ülkende demokrasi varmış gibi Suriye demokrasi ithal etmeye kalkıyorsun. Peki Suriye'de demokrasi yoktu, Suudi Arabistan'da demokrasi var mı? Katar'da demokrasi var mı? Şu an Suudi Arabistan'la Katar'la kanka değil misin? Oradan silah para alıp Katar'dan Suudi Arabistan'dan silah alıp para alıp Suriye'deki muhalefet takımına vermiyorsun. Yani bu kadar çelişki bir yaklaşım olabilir mi? İki, Suriye siz karşı bu şekilde tuzak kurarsanız, nitekim Esad daha bu çatışma bu noktaya gelmesi açıklamalar yaptı. Türkiye kendi bindiği dalı kesmektedir. Bu konuda Suriye'nin yapacakları var diye açıklamalar yaptı. Şimdi Esad güçlerini çekti. PKK geldi, Kuzey Irak'a yerleşti. Türkiye şimdi Kuzey Irak sınırını korumada ciddi bir şekilde güçlükler çekmektedir. 500 kilometre Kuzey Irak sınırını koruyamadığı için Kandil'deki konuşlanan PKK militanları ağır silahlarla Türkiye'ye girip alayları bastılar, taburları bastılar. Şimdi buna bir 1000 kilometre Suriye sınırı eklendi. 1500 kilometrelik sınırda biz güvenliğimizi korumuş önlemler almak mecburiyeti. Çok önemli. Başbakan ne diyordu Esad'a müdahale edilirken? Bizim 900 kilometrelik ortak sınırımız var. Tabii bizi ilgilendirir. Şimdi PKK geldiyse tabii. O sınırın 900 kilometrenin 600 kilometresine o zaman bu da bizi ilgilendiriyor. Bu tabii ilgilendiriyor. Ne oldu Türkiye'nin güvenliği? Tabii bu da kevgire dönmüş bir sınırımız var şimdi. Nitekim bir takım olumsuzluklar yaşadık. Hatay'da patlamalar oldu. Çok sayıda yurttaşımız yaşamını yitirdi. Gaziantep'te patlamalar oldu. Çok sayıda yurttaşımız yaşamını yitirdi. İki, şimdi Suriye'nin kuzeyinde yeni siyasal çerçeveyle Türkiye ne yapacak? Herhangi bir müdahaleye cesaret edemiyor çünkü ettirmiyorlar. Zaten bugüne kadar yardım ettiriliyor. Kandil'e bugüne kadar müdahale edemedin. Ciddi bir şekilde Türkiye'nin coğrafi bütünlüğünü sıkıntıya sokacak bir olumsuzlukla karşı karşıyayız. Bu olumsuzluğun da devreye girmesi tamamıyla Adalet ve Kalkınma Partisi'nin dış politikadaki yanlışlığının bir ürünüdür. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin dış politika anlayışı çürümüştür. Tarihin çöp sepetine atılmıştır. Dış politikada şimdiki Dışişleri Bakanı Davutoğlu malum İlk Dışişleri Bakanı olduğu zaman milletvekili bile değildi. Yani AKP seçim sisteminin adaletsizliği yüzünden aldığı oyların çok daha fazlası milletvekiline sahip mecliste. 360 civarında milletvekili vardı. 360 kişi arasında bir tane değerli, yetenekli AKP'li bulup Dışişleri Bakanı yapamadı. Tayyip Bey
dışarıdan milletvekili olmayan birisini Davutoğlu'nu getirip Dışişleri Bakanı yaptı. Ve Davutoğlu'nun yönettiği dışişlerinin Türkiye'yi nerelere getirdiğini gördük. Davutoğlu acaba Türkiye'de yeni bir Kemal Derviş vakası mı? Yani bu enteresan bir şey. Ben AKP'li olsam anında istifa ederdim. Ben Dışişleri Bakanı olmak zorunda değilim. AKP milletvekiliyim diyelim. 360 arkadaşız biz. Hükümet bizim partiden çıkıyor ve bizim partiden bir Dışişleri Bakanı bulunamıyor. Dışarıdan birisi geliyor. Ben hakikaten adam bulamadınız mı burada böyle? Davutoğlu istifa etmese ettirilmesi gerekiyor. Bakınız şimdi Suriye politikasına bakar ne yaptı? Hemen 3-5 haftanın içerisinde Esad devrilecekti değil mi? Öyle değil iddiaları öyle değil. Onun için başbakanımız namaz kılmaya gidecekti. Hatta bu konuda o kadar aptalca bir değerlenmez ki orada başka güçlerin menfaatları olduğunu göremeyecek kadar siyasi körlük içerisinde. Yani bizi körleştirmeye çalışıyor. Rusya, İran'ın orada ciddi bir şekilde siyasi menfaatları var, çıkarları var. Rusya'nın sıcak denizlerde açılacağı oradaki limanı var. Çin'in kendisine göre o bölgede menfaatları var. Ve bunların böyle bir olumsuzluk çevreye girdiğinde arkasında duracaklarını göremediler. Anımsarsın bizim bu Tayyip Efendi'nin naziri kalktı dedi ki Çin'i de Rusya'yı da dizayn etmek gibi saçma sapan laf etti. Kendi çöküğünü dikemeyen terzi başkalarına elbise giydirmiyor. Hangi gücünle, hangi potansiyelinle Çin'i ve Rusya'yı da dizayn edeceksin de Suriye politikasında onların karışmasını engelleyeceksin. Şunu da göremediler. Amerika Birleşik Devletleri sandı ki Libya'da olduğu gibi hemen gelecek Suriye müdahale edecek. Esad da devrilecek. Esad'ın kendi içerisindeki ülkesi için gücü, potansiyelini sağlıklı değerlendirmedikleri bir Amerika Birleşik Devletleri'nin seçim yılı olduğunu, zaten Irak ve Afganistan'daki yaşanan olumsuzluklar nedeniyle ciddi bir şekilde kamuoyu baskısında olduğu gerçeğini yakalayamadıkları için İngiltere, Fransa Esad'ın devrilmesini bizden çok istediği halde onlar mesafede dururken biz kalktık oraya tetikçiliğe soyulduk. Kraldan hiçbir de kraldan fazla kralcılık yapmaya kalktık. Gereksiz yere Türkiye'nin başına bir şey bakınız resmi kayıtlara göre 200 bin tane mülteci olduğu söyleniyor. Türkiye'ye gelen. Ama bizzat siyasal iktidarın sözcüleri tarafından 1 milyona yakın Suriye'nin Türkiye sınırları içerisinde bulunduğu kabul ediyor. Değişik kentlerde. Bazıları iş sahibi olmuş, bazıları işsiz bir şekilde gelip sığınmış. Geçenlerde Hürriyet Gazetesi'nde bir açıklama vardı, bilmiyorum dikkatinizi çekti mi? Hatay'da yaşayan bir yurttaşımız diyor ki, Türkiye Cumhuriyeti'nin hastanelerine tedavi olmak için Suriye vatandaşım olmak gerekiyor diye açıklamalar yapıyor. Hatay'da, efendime söyleyeyim Gaziantep tarafında çok ciddi rahatsızlıklar yaşanıyor, sürtüşmeler yaşanıyor. Orada kendi vatandaşlarımızla mezhepsel sürtüşmeye neden olacak olumsuzluklar devreye. Bütün bunlar iktidarın uyguladığı yanlış politikaların Türkiye'nin oraya gelen Suriyelilere doğru mu bilmiyorum bunun kontrol edilmesi gerekiyor. Türk vatandaşlığı verildiği ve seçimlerde oy kullandırılacağı değil mi? Oradaki Hatay'daki vatandaşımız bu rahatsızlığını belki sandığa yansıtacak ama eğer gelen bu Suriyeli göçmenler oy kullandırılacak ise bunlara Türk vatandaşlığı verildiği ise onların, bizimkilerin kullanacağı oy solda sıfır kalır. Çünkü onların sayıları çok daha fazla. Tabii Hatay'ın nüfusu, o bölgemize Suriyelilerin yerleştiği bölgelerin nüfusu ve sandıktan çıkacak oy sayısına bakmak gerekir. Belki oradaki seçmen sayısı diyelim 50 bin, farklı bir rakam gelecek karşımıza. Şimdi bu konuda çok ilginç bir olay var. Geçen seçimlerde Tokat'ta Afganistan uyruklu insanlar oy kullanmış. Tokat'ta. Bunlar Türk vatandaşı olmak için İçişleri Bakanlığı'na müracaat etmiş. İçişleri Bakanlığı vatandaşlık talebini reddetmiş. Daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu'na başvurmuşlar. Dilekçe Komisyonu'nda vatandaşlık talebini yerine getirmesine olanak olmadığını bildirmiş. Vatandaşlık talebi reddedilen Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olmayan Afganlılar Tokat'ın bir mahallesinde seçim kütüğüne kaydolmuşlar ve seçimlerde oy kullanmışlar. Bu olumsuzluk tesadüfen bana intikal etti. Denizli'li bir hemşerim oradaki oy kullanan Afganlı bir kişiyle bağlantısı var. O ona dokümanları verilmiş. Seçmen kütüğü kağıdını. Kaç kişiymiş? 50-60 kişi varlar. Bunu şunun için söylüyorum. Burada ilginç bir düzenleme var. Eskiden
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına kabul eden insanların ismi resmi gazetede yayınlanırdı. Evet, tabii. Şimdi yayınlanmıyor. Çok sinsi bir uygulama var devrede. Yani bu, ama Suriye olayından da önce bu şekilde bir uygulama var. Gerçekten şimdi vatandaşta böyle kuşkular var, tereddütler var. Suriye'den gelen kişilerin seçim kütüklerine yazılacağına ilişkin kuşkular var. Eğer bunlar vatandaşlığa kabul edilirse, bunların kabul edip edilmediğini kontrol etmek de mümkün olmadığı için kütüklere de yazılabilirler. Nereden veya kütükler doğru iyi kontrol edilmezse, vatandaşlığa kabul edilmese bile seçmen kütüklerine kaydedilerek oy kullandırılması muhtemeldir. O nedenle buradan yurttaşlarıma sesleniyorum. Herkes seçmen kütükleri askıya çıktığında mutlaka seçmen kütüklerini kontrol etsinler. Orada böyle bir olumsuzluk gördüğünde gerekli itirazları yapsın. Onun için demokrasi sivillerin ödediği diyet ölçüsünde ayakta kalır. Bu da işte demokrasinin yaşaması, doğru işlemesi için yapmamız gereken bir çalışma, ödememiz gereken bir diyet. Bu iktidar her şeyi yapabilir. Bakınız, seçmen sayısı ile ilgili Türkiye'de çok ciddi tartışmalar var. 5 milyon referandumdaki seçmen sayısı ile sonra gelen seçimde oy kullanılan seçmen sayısına 4,5-5 milyonluk bir oy farkı var. Ben bu konuda uzunca bir zamandır parti olarak bir çalışma götürüyorum. 3-4 aydır bazı bilim adamlarla çalışmalar yapıyorum. O bilim adamların yönlendirmesi doğrusunda bu konuyla ilgili olan kurumlara 5 tane dilekçe verdim. Cevap yok. Hiçbirine cevap vermedi. Hepsini reddettiler. Bilgi edinme yasasına başvurdum. O konuda reddettiler. Kendilerine şikayet edeceğimi söyledim. Ama maalesef istediğimiz bilgiler bize intikal etmiş durumda değil. Şimdi bazı yurttaşlarımız yan yana gelerek seçmen kütüklerindeki muhtemel olumsuzluklar ile ilgili bir çalışma götürüyorlar. Sanırım pazartesi, salı günü bu ya birlikte hareket eden arkadaşlarımız kamuoyuna bu konuda bir açıklama yapacaklar. Suriyeli gelen, Türkiye'ye gelen kişilerle ilgili böyle bir olumsuzluk yaşanırsa şaşmamak gerekiyor. Sandık güvenliğine, sandığın kutsallığına başka bir örnek verelim. Tayyip Erdoğan da Siirt'te 700 kişi bir ilçede mi, köyde mi oy kullanamadı gerekçesiyle seçimler iptal edilmedi mi? Evet. O zaman sizin bu Tokat'ta verdiğiniz örnekle oradaki seçimlerin de iptal olması gerekiyor. Tabii. Böyle bir şey olabilir mi? Ama bu çok sonra, ben bunu yeni öğrendim. Orada biliyorsun hemen seçimden sonra bir köyü sandıkları boş olarak gönderilmişti. Akabinde bu daha, ben işte 3-5 ay evvel böyle bir tablo yazdım. Bunu basına da verdim. Basına da çıktı bu. Orada araştırmalar yaptırdım. İl başkanım, ilçe başkanıma talimat verdim. Bu konuda biliyorsunuz hem kullanılan sistemle ilgili çok ciddi iddialar var. Bunun Amerika Birleşik Devletleri'nden kullanıldığını, bu programda oy aktarmanın mümkün olduğuna ilişkin iddialar bulunmakta. İki, seçmen kütüklerinde çok ciddi bir şekilde vatandaşlık numarası yazılmadan seçmen isimlerin bulunduğu ilişkin iddialar var. Ama bu konuda biz bir ciddi bir çalışma götürüyoruz. İşte bu araştırmaları yapıyoruz. Yani bu konuda bulacağımız olumsuzlukları da kamuoyuna yansıtma kararlılığı içerisindeyiz. Evet. İzleyici sorularımızla biraz devam edelim isterseniz. Elektronik posta gönderen Erol Kasaboğlu isimli izleyicimiz diyor ki, AKP karşıtı partiler birlikte hareket ederek belediyeleri AKP'den mutlaka almalıdır. En azından büyükşehir belediyelerini almalıdır. Aksi takdirde genel seçimlerde billboardlara, metrolara, vapur seferlerine hakim olan AKP propagandada, seçim mitinglerinde 4-5 adım önde başlar maça, medyada zaten ellerinde demiş. Bakınız demiş referandumda yaptıkları evet kampanyasının şeyine. Evet, ne diyorsunuz? Partiler arasında birlikte hareket etmek diye biliyorsun bu konuda basında da geride kaldığımız zaman dilimi içerisinde basında bazı haberler çıktı. Hatta o konuda haberler o kadar ileri noktaya gitti ki Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi arasında sanki böyle bir görüşme yapılmış, anlaşma ortaya çıkmış gibi iddialar ortaya atıldı. Şu ana kadar bizim herhangi bir siyasi partiyle seçim işbirliği ile ilişkin bir girişimiz olmadı. Bir görüşmemiz söz konusu değil. Bize de diğer siyasi partilerden böyle bir talep gelmiş değildir. Tabii bu, benim burada bu konuda tek başıma karar vermem, söz söylemem çok doğru olmaz. Çünkü bu yetkili kurulların vereceği bir karardır. Henüz bu konuda atılmış bir adım da olmadığı için izleyicimizin
sorusuna onu tatmin edecek bir yanıt vermiş aslında. Peki bulamıyorum. O soruya yanıt vermesek de şimdi mesela büyük şehirlerde AKP'nin %45-50 civarında oyu var. Şimdi ne olur onu sandık gösterecek. Karşı taraf 50 varsa ise karşıda başka bir 50 var. Ama parçalı bir 50 var. O zaman Ankara'da, İstanbul'da, İzmir biraz daha farklı belki ama buralarda AKP'nin karşısındaki diğer 50'nin tek 50 olması gerekmez mi? Parçalı toplam 50 olunca o zaman AKP'nin doğru, haklısınız, haklısınız. Ama böyle bir işbirliği olmazsa bunu seçmenin biraz zor, özenle dikkatle çözmesi peki gerekiyor. Yani İstanbul'da örneğin Cumhuriyet Halk Partisi adayının kazanma şansı varsa, daha üst noktadaysa ama yurttaşların çıkarsa da onun kazanma şansını görmeyen yurttaşların en azından başkanlıkla ilgili oy kullanırken daha doğru ve sağlıklı bir değerlendirme yaparak neticeye gitmek mümkün olabilir. Yani siyasi partiler arasında henüz böyle bir işbirliği söz konusu değil. Ya 8 ay var. Önümüzdeki günler ne getirir ne götürür bilemiyorum. Ama böyle olmazsa bir şey gerçekleşmese bile vatandaş bu konuda beklenen adımları atabilir, yönlendirmeyi gerçekleştirebilir. Peki. Twitter'dan bakalım. Birsen Gülesen Güneri isimli izleyicimiz diyor ki CHP ana dilde eğitime destek verirse bana uymaz. Eğitim resmi dille verilir. CHP'li bir sülalenin Ecevitçi olan kızıyım diyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konuda görüşü açık. Biz herkesin ana dilini öğrenme hakkına saygı duyuyoruz. İnsanlar kendi kültürünü, kendi folklorunu, kendi dilini koruyabilmeli, geliştirebilmeli. Ama ana dille eğitim farklı bir düzenlemedir. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi olarak ana dille eğitimi doğru bulmuyoruz. Bu konuda Genel Başkanımız müteaddit defalar açıklamalar yaptı. Ana dille eğitim Türkiye'nin ulusal birliğinin çözülmesinde ciddi olumsuzluklar getirebilir. Şu an Türkiye'nin koşulları, Türkiye'deki insanların yaklaşımları, algıları da böyle bir uygulamaya olanak vermiyor. Vermiyor. Biz de parti olarak bu konudaki düşüncemizi kamuoyuna yansıttık. Sertay Karapınar sormuş ama ona cevap verdiniz aslında az önce. Adını anmış olalım izleyicimizle. Diyor ki Sertay Hanım, hileli seçim sistemi sessizliği kaldırma ve seçim barajını düşürmek için girişimde bulunacaklar mı? Aksi takdirde intihar olur demiş. Onu biraz önce konuştuk biliyorsunuz seçim barajı ile ilgili düşüncelerimizi. Bir başka izleyicimiz diyor ki GCA rumuzu olan AKP'de bu olanlardan rahatsız hiç kimse yok mu? Bu konuda Sayın Keskin'in yorumu nedir diyor. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tabii iç işlerini çok bilmiyorum. Ama bazı insanların rahatsız olduğu meclis başkanlığı seçiminde ortaya çıktı. Üç turda da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin milletvekillerinin sayısı kadar meclis başkanına oy çıkmadı. O oylamalarda 25-30 tane kişinin Adalet ve Kalkınma Partisi'nde huzursuz olduğu, uygulamalardan rahatsız olduğuna ilişkin işaretler vardır. Ama oy vermeyen vatandaşların uygulamalardan mı rahatsız olduğu yoksa meclis başkanı adayı gösteren Sayın Çiçek'e olan güvensizlik, istemezler mi kaynaklandığı konusunda doğru ve sağlıklı bir değerlendirme yapamayacağım. R. Çakır isimli izleyicimiz diyor ki yerel seçimlerin çok sert geçeceği anlaşılıyor. Kampanya boyunca bir dezenformasyon ve manipülasyon kasırgasına tutulabilir partiler ve kişiler. Evet, yorumunuz o konuda ne? O konuda katılıyorum izleyicimize. Zaten kampanya başlamadan Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanları ile ilgili yapılan soruşturmalar bu konuda önümüzdeki günlerde nasıl güçlüklerle karşılaşacağımızın işaretlerini oluşturmaktır. Bakınız çok acıdır. Ankara'da Melik Gökçek ile ilgili yüzlerce iddia vardır. Ve o kadar açık bir kanıtı var ki Eskişehir yolunda bir demir kafes olayı vardı biliyorsunuz. Yıkılıyor. Bu demir kafes olayı yargı kararına rağmen, uyarılara rağmen, meclisteki görüşmelerdeki bütün isteklere rağmen Melik Gökçek denen dayatmacı bir anlayışında önce demir kafes gerçekleştirildi. Daha sonra kesinleşen yargı kararı karşısında mecburen sökülmek zorunda kaldı. Şimdi de balyozlarla sütunlar kırılıyor. Yapımı ve sökümündeki harcanan para belki 40-50 milyon. Nereden çıktı o masraf? Nereden? Belediyeden çıktı. Bakınız şimdi kişisel kusuruyla belediyeye zarar otan kişinin yasalarımıza göre
bunun tazminini kendi ödemesi, özel bütçeden ödemesi. Ama Türkiye'de maalesef İçişleri Bakanlığı bu konuda duyarsız olduğu için herkesin yaptığı yerine kar kalmaktadır. Şimdi bu konuda İçişleri Bakanlığı müfettişler hareketsiz, sessiz, görmezden gelirken küçük bir kasabada bir ihale yapımı gerçekten bir ihale gerekçe gösterilerek gece yarısı operasyonlar yapılıyor. Belediyedeki bütün personel gözetim altına alıyor. Antalya'da, İzmir'de, Eskişehir'de yaşadığımız olaylar yürekten acısıdır. Eskişehir'de bir Dünya Bankası'ndan alınan kredinin uygulaması ile ilgili operasyon yaşanmıştır. Bütün ünitelerdeki birim yöneticileri gözetim altına almıştır. Sonra itiraz üzerine serbest bırakılmıştır. Önümüzdeki günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin muhalefet belediyelerine hangi operasyonları yapacağını bilmiyoruz. Ama siyasal iktidar bir taraftan var olan belediye başkanlarını gözden düşürmek, öbür taraftan da sindirmek, korkutmak için böyle operasyonlar yapıyor. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi'nin İstanbul Belediyesi ile ilgili, Ankara Belediyesi ile ilgili, Elazığ Belediyesi'nde, Kayseri Belediyesi'nde çıkan bütün yolsuzluklar, usulsüzlükler soruşturma yapmak için izin ve talimat beklemektedir. Seçim sürecinde bunun daha kötülüğüne, daha yaygın olmalarını karşılaştığımızı hiç kuşkusu içerisinde tahmin ediyorum. Ama o konudaki gerekli düzenleme, tedbirleri, direncimizi göstereceğiz. Bu iktidarın hukuksuz uygulamaları püskürtmek için vatandaşlarımıza, yurttaşlarımıza bir dayanışma içerisinde olarak bu işi götüreceğiz. Galip Hırka diyor ki, program başındaki sözlerinizle ilgili, sistem karşıtlığının oy getireceğini bile bile CHP söylemlerini yaşama geçirmek niye geçirmiyor? Elini tutan mı var CHP'nin diyor. Götürür bir şey. Biz şimdi götürüyoruz. Şimdi o konudaki düşüncelerimizi, anlayışlarımızı çok açık bir şekilde sosyal demokrat bir anlayışla ortaya koyuyoruz. Beste Hanım, Su Beste Hanım diyor ki, CHP gençlik kollarında da Türkiye Gençlik Birliği'nde TGB'lilerde olan cesaret ve azmi görmek isterim demiş. CHP var, var. Ne yapıyor? O konuda da yurttaşıma teşekkür ediyorum. Gerçekten bizim önemli eksikliklerimden birisi kadın ve gençlik kollardaki örgütlenmemizdi. Uzunca bir süre Cumhuriyet Halk Partisi kadın ve gençlik örgütlenmesini hayata geçirmede zorluklar yaşandı. Fakat Sayın Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan seçildikten sonra tüzüğümüzü de gerekli değişik gençlik kollarımızın, kadın kollarımızın daha aktif olmasını, daha bağımsız çalışmasını imkancık düzenlemeler yaptık. Şu an Cumhuriyet Halk Partisi yönetim kadroda kadınlarımızın %33 oranında yer almasını sağlayacak bir kota uygulaması getirdik. Gençlerimizin %10 düzeyde ana kademe yönetimine görev olmasını sağladığımız gibi gençlik ve kadın kollarımızın Cumhuriyet Halk Partisi merkez yönetiminden ayrı olarak daha bağımsız hareket etmesi imkansız edecek düzenlemeler getirdik. Gençlik kollarımız bir çok kısa zaman önce yeniden kurultaylarını yaptılar. Çok çalışkan, üretken bir gençlik kolu genel başkanımız var, yönetim kadromuz var. Türkiye çapında şimdi her yeri dolaşarak, illerimizi, içlerimizi ziyaret ederek Cumhuriyet Halk Partisi'nin gençlik kollarının daha güçlü hale gelmesi için çalışmaları götürüyorlar. Gezi olayları sırasında şu anda bütün toplantılara katılarak Cumhuriyet Halk Partisi gençlik kolları aktif bir şekilde görevini yerine getirmektedir. Peki, Beste Hanım'a cevap vermiş oldunuz. Serkan Bey, Serkan diyor ama bir tarafta da Adnan Bey yazıyor. Diyor ki, Sayın Keskin acaba Mustafa Sarıgül için ne düşünüyor? Sayın Sarıgül'ün şansını nasıl görüyor? Lütfen sorun demiş. Kemal Bey'in galiba bir açıklaması oldu bugün. Genel Başkan'ın bu konuda bir açıklaması var. Baştan beri zaten Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı bu konuda bir sıcak yaklaşım içerisinde vurgulamaktadır. Mustafa Sarıgül toplumda albenisi olan bir arkadaşımız. Gittiği her yerleşim alanında kendisi... Şu anda CHP üyesi değil ama. Hayır, değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi değil. Şart mıdır? Şart mıdır? Bizden aday olmasın tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç edebiliyorsun Mustafa Sarıgül. Evet. Orada şöyle bir sıkıntı da var. Böyle bir ara hafımız çıkmış. Hayır, çıkmadı işte. Sayın Deniz Baykal'ın genel başkanlığı döneminde genel başkanı aday olduktan sonra Deniz Baykal ve arkadaşları Mustafa Sarıgül disipline verdiler. Disiplin kurulu kararıyla partiler ihraç edildi. Şimdi Sarıgül'ün tekrar partiye gelmesi
Cumhuriyet Halk Parti parti meclisten bir karar çıkması gerekmektedir. O karar yani çıkarılabilir her zaman bu konudaki bir girişim sergilendiğinde. Kamuoyu yoklamalarında Mustafa Sarıgül'ün İstanbul'da yurttaş tarafından çok ciddi bir şekilde belediye başkanı aday olması için şey gerçekler çıkıyor ortaya. Dün de galiba bir kamuoyu yoklaması. Ama Uğur Dündar'a itiraz ettim sana. Efendim? Uğur Dündar bugün internette evet, diyor ki. Evet, Uğur Dündar kendisiyle ilgili bölümlere itiraz ediyor. Diyor ki ben aday olduğumu açıklasaydım diyor, anket farklı çıkardı. Tabii Uğur Bey'le ilgili, diğer arkadaşlarla ilgili bence değerlendirme çok doğru değil. Uğur Dündar Cumhuriyet Halk Partisi'ne başvurmuş değil, evet, aday değil. Bunu kamuoyu yoklaması yapan şirketin Sayın Uğur Dündar'ın ismini oraya koyması doğru değildi, şık değildi. İzin de alınmadan ismi tabii konulmuştur. Dolayısıyla Uğur Dündar'ın adaylığı söz konusu değil ki, vatandaş Uğur Dündar'ın belediye başkanı aday olması isteyecek. O nedenle orada çıkan tablo Uğur Dündar'ın toplum tarafından nasıl değerlendirilenin somut kanıtı değil. Uğur Bey o konuda çok haklı itirazında. Bence şirket ciddi bir yanlışlık yapmıştır ismini oraya koyarak. Evet. Yani Sarıgül'le ilgili cevabınız bu. Olabilir, gelebilir. Tabii. Mustafa geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi'nin gençlik kollarına yetişmiş. Daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili olmuş bir arkadaşımız. Şu an parti yönetimiyle de herhangi bir olumsuz bir şeysi yok. Sayın Deniz Baykal'la yaşamış olduğu olumsuzluk geride kalmıştır. Kendisi isterse her zaman Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelebilir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı zaten o konuda sıcak bir yaklaşım ve anlayış içerisinde olduğunu kamuoyuna açıklamıştır. Peki Ankara'da Mansur Yavaş'ı soruyorlar. MHP Mansur Yavaş'ı istemedi. AKP'nin de Mansur Yavaş'ı Keçiören'den aday göstereceği şeklinde haberler var. Bizim Mansur Yavaş'la herhangi bir görüşmemiz yok. Herhangi bir ilişkimiz yok. Basında çıkan haberler bizim dışımızda çıkan haberlerdir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde Mansur Yavaş gibiden daha iyi bu partiyi temsil edecek, yurttaşlarımızın takdirine mazhar olacak çok sayıda arkadaşımız vardır. Cumhuriyet Halk Partisi verit bir partidir. Evet. Dolayısıyla Mansur Yavaş'la ilgili değerlendirme bizim dışımızdaki değerlendirmedir. Mansur Yavaş'a aday olacağı partilerde başarılar diliyorum. Peki Çapulcu Şarkaya diye bir izleyicimiz diyor ki, sizin hemşeriniz Deniz'den demek ki, sayın vekilimiz Denizli Spor'un Süper Lig'e çıkması için bir katkıda bulunacak mı? AKP geldi, Denizli Spor küme düştü diyor. Haklı benim hemşerim, çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi maalesef Denizli, Deniz Spor'u kendi partilerin arka bahçesine çevirme gayreti içerisine girdi. Kulübü çok doğru ve sağlıklı yöneten bir kadroyu siyasi manevra iş başından uzaklaştırdı. Evet, maalesef Denizli'de böyle bir talihsizlik yaşandı. Mehmet Yüksel isminde Denizli'de bir kardeşimiz çok başarılı bir şekilde kulübü götürüyordu. Kulüpte takım da çok iyi sonuçlar alıyordu. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi Mehmet Yüksel'in icraatını kendi yaklaşımlarına çok çakışır bulmadığından olağanüstü kongreye götürerek Mehmet Yüksel'in görevden uzaklaştırmasını sağladı ve kendine yakın olan kişileri iş başına getirdi. Bu arada belediye sporu da ikinci lige çıkaracağım diye Deniz Spor'a engellemeler çıkardı. Kulüp de maalesef ligden düştü. İnşallah önümüzdeki seçimlerde Deniz'de Cumhuriyet Halk Partisi bir arkadaşımız belediye başkanı olur da Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından birincilikten düşen Deniz Spor'u tekrar birincilikle çıkarma fırsatını yakalarız. Siz bilmezsiniz ama Denizli'nin benim için de önemi var. Öyle mi? Abi? Ben Karadenizliyim, 40 yıldır da Ankaralıyım ama ilkokul birinci sınıfı ben Denizli'de. Öyle mi? Ha, kaç yılında? Söylersem yaşımız çıkar ortaya, söyleyeyim. Ne olsun? 66'da. 66'da. 66'da ilkokul 1'deydim ben. İlkokul 66 ha. Evet. Kahramanlar İlkokulu diye. Kahramanlar ilkokulu. Evet. Şimdi Ahmet Hulusi Ahmet Müftü Hulusi. Evet. Ahmet Hulusi Okulu'na dönmüş adı. Evet. Samet Tekin diyor ki, Sayın Keskin seçime yönelik gençlikten hiç bahsetmiyor demiş ama bu bir saat önce gelen bir soru. Bahsediyorum. Gençlikte bakın genç arkadaşlarımızın da belediye mensubiyetine kotadan girme şansları vardır. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden eğer genç arkadaşlarımız belediye mensubiyeti olmak için aday olurlarsa o arkadaşlarımız hakkında da ve kadınlarla ilgili de kota uygulanır. İki, başka bir karar aldık.
partimizden belediye başkanı, belediye meclisi aday olmak isteyen ana kademe yöneticilerinden para alıyoruz. Gençlerden, kadınlardan, özürler, engellerden para almıyoruz. Genç arkadaşlarımız bedelsiz bir şekilde partiden aday olmak için başvurma hakkına sahiptir. Aday oldukları takdirde de %10 kotadan yararlanarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden belediye meclisi üyesi olma fırsatı vardır. Farklı illerin de sorusu var. Mesela Recep Bey diyor ki, Eskişehir'den kimi büyükşehir adayı göstereceksiniz? Mevcut başkanımız başarılıdır. Eskişehir'i uluslararası düzeyde bir kent haline getirmiştir. Çok çağdaş bir kente bölüştürmüştür. Arkasında böylesine büyük başarı olan Sayın Belediye Başkanı'nı tekrar aday gösteririz oradan. Tek kesinleşen iki tane belediye başkanı adayımız var. Birisi Aydın Belediye Başkanımız Özlem Çerçoğlu. Diğeri de Eskişehir Belediye Başkanımız olan Sayın Büyükerşen. Peki Büyükerşen İstanbul'dan isterse mesela? Yok, şu an öyle bir şey yok. Istiyor. Eskişehir. Evet, Eskişehir. Sema Akyüz diyor ki, Diyarbakır Belediye Başkanlığı için Sezgin Tanrıkulu'nu düşündükleri şeklinde haberler var. Bu yok, öyle bir olay yok. Öyle bir şey yok. Yani Sayın Tanrıkulu öyle bir şey yok. Peki bir de Merzice Rumuzlu bir izleyicimiz diyor ki, AKP'den kurtulmanın tek yolu birleşmektir. Bu yapılmazsa AKP yine seçilir. Diyor. Devamını okudum. İzleyicime diyorum ki, karamsarlığa gerek yok. Her karanlığın bir aydınlığı vardır. Türkiye bu karanlıkları da aşacaktır. Mutlaka aydınlığı yakalayacaktır. Yeter ki yurttaşlarımız bir önce vurguladığımız gibi seçim sandığı geldiğinde gitsinler, oylarını kullansınlar. Yaşadıkları olumsuzlukların kendi yaşamlarında yarattığı tortuları doğru ve sadıklı değerlensinler. Seçim süresindeki gerçekleri çarptırma gayretlerinin etkisi altında kalmadan özgürce, sağlıklı değerlerine oy kullanırsa Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu zulmünden Türkiye kurtulacaktır. Kentine ve ülkesine sahip çıksın. Sahip çıksın. Daha sonra efendim şehrimizde filanca parkta şu oluyor, caddemizde bu oluyor demesin. Sandığa mutlaka sandığa sahip çıksın. Kentine de sahip çıksın. Şey bu. Evet. Biz veda ettikten sonra reklam arasını verirsiniz. Veda edeceğiz. Son sözlerinizi alalım. Çok teşekkür ediyorum. Bütün yurttaşlarıma iyi geceler diliyorum. Sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmeleri temenni ediyorum. Peki. Ben de çok teşekkür ederim Sayın Keskin. Sevgili seyirciler, bu gece yaklaşık 3 saat, tam olarak 3 saattir Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Adnan Keskin ile siyasi gelişmeleri değerlendirdik. Bu gece ceviz kabuğunu 28 Temmuz 2003 tarihi pazar günü bu sezonun son programıydı. Eylül ayında tekrar karşınızda olacağız. Bizim olmadığımız sürece önemli siyasi gelişmeler var Türkiye'de, biliyorsunuz. 5 Ağustos'ta Silivri var, ekranın üstünde görüyorsunuz. Ramazan bayramı var. Daha başka kim bilir ne siyasi gelişmeler olacak nerelerde. Hepinize iyi tatiller, iyi bayramlar. Hep haftaya görüşmek üzere derdim. Seneye görüşmek üzere de diyorduk yıl sonundaki programlarda. Eylül ayında yeni yayın döneminde görüşmek üzere. Hoşça kalın.